Hukuk nedir sorusu, filozof, din alimi ve hukukçuların üzerinde yüzyıllar boyu kafa yorup, bir türlü tatmin edici tek bir cevap bulamadığı çok boyutlu sorulardan biridir. Bununla birlikte hukuk, toplumun genel yararını sağlamak için, bireylerin birbirleriyle, yine bireylerden oluşan topluluklarla ve bu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, genel, soyut ve görece süreklilik arz eden kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle hukukun her şeyden önce toplumda düzen ve adaleti tesis etmeyi hedeflediği anlaşılıyor. Fakat hukukun öngördüğü düzen her zaman fiilen gerçekleşen bir düzen olmayabiliyor. Zira hukuk toplum içinde insanların gerçekten nasıl davrandıklarından ziyade nasıl davranmaları gerektiğini pratik olarak göstermek ister. Yani normatiftir, yani kurallar koyar. Hemen her toplumun evrensel nitelikleri dolayısıyla geçerli olan ortak hukuk kurallarının yanında yaşam biçimine, dünya görüşüne, gelenek ve göreneklerine bağlı olarak gelişen ve bu yönüyle de farklılık gösteren kendine has kurallar vardır. Bu nedenledir ki dünyada farklı, bazen de birbirine zıt gibi görünen hukuk sistemlerinin varlığına şahit olmaktayız. Roma hukuku, Yahudi hukuku, Hristiyan hukuku ve İslam hukuku gibi. Peki, bu hukuk sistemleri aynı ufku paylaşan bir insanlık mirasının meyveleri ise, kaynak ve hedefleri de dikkate alındığında aralarındaki ilişki hakkında neler söylenebilir? Akıl çıkmazında bu hafta İslam hukukunun mahiyeti ve öteki hukuk sistemleriyle olan ilişkisi konusunu bu mülahazalar ışığında ele almaya çalışacağız. Akıl çıkmazından hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Girişte de ifade etmeye çalıştığım gibi bu hafta İslam hukukunun mahiyeti, doğası ve öteki hukuk sistemleri arasındaki yeri ve ilişkileri üzerinde sohbet etmeye çalışacağız. Bu konuda görüşlerine müracaat edeceğimiz iki konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Talip Turcan hocamız, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam hukuku hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Muharrem Kılıç hocamız, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bu programda, öteki programlarda da şanslıydık ama bu programda herhalde biraz daha şanslıyız. Çünkü konuşacağımız konuyu farklı perspektiflerden ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu farklı perspektiflerden konuşacak iki uzmanımız var. Hocalarımızın her ikisi de aslında Hukuk Fakültesi mezunu, ayrıca İlahiyat Fakültesi'nin yanında özellikle Talip hocam. Hukuk Fakültesi'nden mezunu. Dolayısıyla beşeri hukuk her ne anlama geliyorsa biraz sonra onu konuşacağız. Ve ilahi hukuk diye tanımlanabileceğimiz hukuk sistemleri hakkında rahatlıkla konuşabiliriz. Yanıldım mı? Bir şey kaçırdığım çok bir şey var mı? Gayet. Evet. Şimdi o zaman öncelikle hocam sizinle başlamak isterim. Tabii buyurun. Bu hukuk, ben güya bir açılış konuşması yapmak istedim ama bu hukuk kavramından ne anlamamız gerekiyor? Ne anlıyoruz hukuktan? Hukukun en belirgin özelliği toplumsal ilişkileri insanlığın düzen ihtiyacından, adalet ihtiyacından ve pratik maksatları, ihtiyaçları karşılama ihtiyacından doğmuş olmasıdır. Yani insanlar bir arada yaşaması zorunlu, medeni varlıklardır. Hani ilk çağ filozofisinden bu tarafa, felsefesinden bu tarafa biz bunu biliyoruz. Yani bu belirlenmiştir. Bizim felsefecilerimiz de üzerinde fazlaca durmuşlardır. İnsan sosyopolitik bir varlıktır, bir arada yaşaması zorunludur. Dolayısıyla toplumsal bir düzene ihtiyaç hissedilmektedir. Ayrıca insanların bu bir arada yaşama esnasında ihtiyaçlarını karşılama hususunda hakları ve vecibeleri, hakları ve yükümlülükleri karşılıklı düzenleyecek kurallara ihtiyaçları vardır. Gene insanların adalet ihtiyacı vardır. Aslında bizim doğuştan getirdiğimiz bir adalet idemiz vardır. Bunun pratiğe yansıtılması gene başka toplumsal düzen kurallarının yanı sıra, din, ahlak, örf, adet, görgü kurallarının yanı sıra öncelikle hukuk kurallarıyla gerçekleşmektedir. Hukuk kuralları bunları maddi cebre varan bir zorlamayla gerçekleştirdiğinden, hani devlet tekelinde, devletsel nitelik taşıdığından, diğer kurallardan modern tasnif de elbette ben bunu söylüyorum. Modern dönem tasnifiyle ona göre söylüyorum. Diğer kurallardan ayrılabilmektedir. Yani gerektiğinde bunlara muhalif davranışları, yani hukuk kuralları o normatif olması gerekeni talep eden davranışların içeriğine aykırı davranan kimselere o davranışları maddi cebre varan bir müdahaleyle
hukuk kuralları düzenleyebiliyor. Bu anlattıklarınızdan şöyle bir resim ortaya çıkıyor gibi, sanki dinle hukuk birbirinden bağımsızmış gibi anlaşılıyor. Doğru mu anladım? Aslında, devamı var çünkü bu sorunun devamında şu var. Evet. Peki İslam fıkhını evet. bu noktadan nereye yerleştireceğiz? Şimdi bu tasnif modern dönem vurgusunu özellikle yaptım. Aslında bu tanımlamadan modern dönemde böyle tanımladığımız zaman, böyle baktığımız zaman bir ayrım varmış gibi duruyor. Kesin bir ayrım varmış gibi duruyor hatta. Hı-hı. Halbuki bu gerçek değil. Hı-hı. Yani işin mahiyeti analiz edildiğinde bunun böyle olmadığını zannediyorum biraz sonra konuşmamızda. Hı-hı. Açığa çıkacaktır. Yani sosyal bilimci gözüyle baktığım zaman da bunun çok mümkün olmadığını görüyorum sanki. Tabii. Hocam size dönersem yani evet. bu soruyla birlikte belki ilahi ve beşeri hukuk tartışmalarına da rahatlıkla girebiliriz. Evet. Çok fazla vakit aslında kaybetmeden. Aslında bu yani girizgah olarak güzel vaz ettiniz girişte. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için de. Sayın Hocam da çok güzel bir şekilde çerçeveyi çizdi. Belki şunları ilave edebiliriz. Yani tanımlanabilirlik noktasında hani tabii ki sosyal bilimsel alanda kendi nosyonu, kendi metodolojisi çerçevesinde tanımlama sorunu en temel, en evet, problematik nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bir güçlük var. Fakat hukuk söz konusu olduğunda da benzer güçlükle karşı karşıyayız. Her ne kadar hocam da ifade etti, işlevselliği açısından baktığımız zaman kısmen işte biraz hukuk ontolojisi diyoruz. Benim alanım hukuk felsefesi ve sosyolojisi. Bu perspektiften baktığımızda da tabii ki bir takım spekülasyonlar yapılıyor. İşte varoluşsal bağlamda acaba hukuk normatif niteliği, karakteristiği itibariyle neye tekabül ediyor? O öze dair, varlık alanına dair bazı şeyler de tabii ki söylenebilir, spekülasyonlar da yapılabilir. Ama özdeysel biçimde sizin de bileceğiniz, bildiğiniz işte Kant'ın ifadesi, hukukçular, hukuk bilginleri hala hukuku tanımlamakla meşguller. Biraz böyle bir pesimist bir bakış açısı. Yani çok da bir yüksek bir beklenti de yok. Yani bu tanımlanabilir bir şey değildir şeklinde. Çünkü bu burada temelde aslında şey şu, işlevselliği açısından siz de güzel ifade ettiniz. Adalet idealitesi söz konusu. Yani bir hocam da söyledi. Yani bir bu adalet duygusu ya da bu idealitenin gerçekleşmesi amacına matuf. Ama bu da bir perspektife bağlı bir şekilde. Ama belki en temel işlevselliği burada düzen işlevi. Hı hı. Bu beşeri ilişkileri işte ilahi hukuk devreye girdiğinde ya da işte tanrısal hukuk devreye girdiğinde farklıca şeyler de söyleyeceğiz belki. Ama burada tanımlama noktasında baktığımız zaman bu farklı perspektiflere ya da kuramsal yaklaşımlara bağlı biçimde farklı tanımlama boyutları getirildiğini ifade edebiliriz. Ben derslerde de mesela şu formülasyonu kullanıyorum. Radbruch, Alman hukuk bilgini 20. yüzyıl. Onun tanımlamasında az önce söylediğimiz o unsurları da ihtiva eden, içine alan bir tanımlama. İşte adalete yönelmiş toplumsal yaşam düzeni. Hı hı. Adalet idealitesi. Hasta olan adalet. Adalet idealitesi ve toplumsal yaşam. Yani burada bir anlamda aslında şeyin hukuksal ilişkilerin, işte beşerle ya da işte beşeri ilişkilerin, işte biz onu biraz daha teknik detaylandırdığımız zaman insan, insan ya da fertle fert arasında, fertle devlet arasındaki ilişkiler yumağından söz ediyoruz. Bu ilişkiselliğin bir anlamda bir toplumsallığı var ettiği, az önce hocam da söyledi. Yani bunun belki hareket noktasını işte toplumsal bir varlık olmamız. Yani işte belirliyor büyük ölçüde. Belirliyor, tayin edici şey noktası o. İşte ontolojik belki hareket noktamız da o. Böyle olunca ister istemez tabii böylesi bir ilişkiler ağının neticesinde bir düzen kurma, bir düzen inşa etme. Hani işte bu ada metaforundan işte iki kişi bile olsanız işte bunun üzerinden söylüyoruz. Mutlak surette bir kural tanzimi vaz edilmesi gerekiyor. Fakat burada düzen işlevi açısından baktığımızda bu unsurlar arasındaki tabii ilişkinin işte ahengi şeyi de çok büyük önem arz ediyor. Çünkü o hukukun az önce de söylemiştiniz hani pratize edilmesi acaba düzen işlevi fiilen ne kadar işte işlerlik gerçeklik kazanıyor noktasında işte bu idealiteyle şey arasındaki farklılık ya da işte ahengin temin edilmesi önemli. Mesela biraz teorik olacak ama mesela pozitivist eğilimlerde adalet idealitesi kaygısı güdülmüyor. Evet. Yani işte üstün otoritenin vaz etmiş olduğu, beyan etmiş olduğu irade bizatihi kendinden menkul bir değerlilik ifade ediyor. Herhangi bir idealite kaygısı gütmeksizin o
değerli bir hukuk normatif alanı olarak kabul ediliyor. Öteki adaleti önemseyen herhalde doğal hukuk anlayışı. Doğal hukuk anlayışının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Şeye dönersek hocam, buradan devam edebiliriz. Peki beşeri ve dini hukuk diyelim. İslam'ı evet. Şimdilik kullanmak istemiyorum. Beşeri ve dini hukuk ayrımına baktığımız zaman böyle bir ayrım yapılabilir mi? Şu an için yapılabilir gibi düşünelim. Evet. Ve şeyi sorayım. İslam hukukunu öteki beşeri diyebileceğimiz hukuktan, hatta doğal hukuktan belki ayıran özellikler var mıdır, nelerdir dersem nasıl cevap verirsiniz? İsterseniz şöyle cevap vermeye çalışayım buna. Bizim aslında İslam hukuku dediğimiz alanın geleneksel adı fıkıh. Şimdi fıkıh, benim de İslam hukuk alanında modern dönemde birçok hocamızla anlaşamadığım bazı tespitlerim var. Çok iyi. Neler şimdi, onlar? Hemen şimdi söyleyeceğim. Şimdi ben fıkhın içerisinden bir İslam hukuku alanı tanımlanabileceğini düşünenlerdenim. Fıkhın içerisinden bir İslam hukuku alanının tanımlanabileceğini düşünenlerdenim. Bunu açabilirsek. Tabii fıkıh, günümüzde hukuk dediğimiz kavramsal yapı, yani kavramsal içeriğini belirlediğimiz yapıya göre çok daha geniş bir alanı ifade ediyor. Fıkıh kelimesi bizim geleneğimizde fıkıh usulü ilminin teşekkülüyle beraber bir tanımlama gayreti açığa çıkmış. Hicri 5. asırda ancak başarılabilmiş teknik bir tanım var elimizde. Deniliyor ki orada fıkıh demek şer'i ameli hükümleri çıkarmak, bilmek faaliyeti ya da şer'i ameli hükümler bütünü. Buradaki şer'ilik, dinilik karşılığı. Yani şer'i dediğimiz zaman dini kelimesiyle aynı anlama denk düşüyor bir burada. Bu tanımda. Ameli kelimesi bunu biraz sınırlıyor. Ameli kelimesi bize fıkhın düzenlediği alanı belirliyor. Yani fıkıh dediğimiz hükümler bütünü bu amel kavramı üzerine oturuyor. Amel nedir peki diye sorulduğunda şöyle bir sonuca varılabiliyor. İnsanın dışa yansıyan tüm davranışları. Yani ibadetten bahsetmiyor tabii, burada amelle kastettiğimiz. Tabii çok eylemden geniş. Söz çok geniş. Ya, tabii amel tabii. Burada eylem demek. İnsanın dış eylemleri ve aynı zamanda hemen peşinden dışarıda etkisi görülen içsel eylemleri. Hem dışsal eylemleri hem de peşinden mesela niyet edip ne yapıyoruz? Namaz kılıyoruz ya da bir kimse birisini kasten öldürüyor ya da hataen taksirle bir ölüm gerçekleşiyor. Bu içsel bir eylemin dışa yansımasıdır aslında. Biz taksir ya da kast, bu ayrımı kaba olarak bu örnekleri veriyorum. Bu ayrımı neye göre yapıyoruz? Niyete göre yapıyoruz. İnnemel bir niyet dediğimiz. Fıkıh bu anlamda içsel eylemlerin bir kısmıyla da ilgileniyor. Bu açıdan bakıldığında fıkıh kişinin kendisine dönük. Mesela bir kimsenin kendisini yaralaması toplumsallık arz etmiyorsa yani hiçbir savcı tarafından kovuşturulmaz. Peki hocam intihar ediyorsa? İntihar mesela intihar etmek bir suç değildir hukukta. Sadece günahtır. Fıkhen haramdır. Bakın fıkhın çok güzel bir şeye temas ettiniz. Fıkhın burada farkı açığa çıkıyor. Öylesine fıkıh diyor ki yani bilinçli değil. Tabii. Fıkıh diyor ki intihar etmek haramdır ama günümüz hukuku intihar etmeyi suç saymaz. Çünkü intihar etmiş. İntihara teşebbüs de suç değildir. Fakat müstakil bir suç olarak intihara teşebbüs edene yardımcı olmak suçtur. O müstakil. İştirak halinde bir tanımlama değil bu. Yani mecburen müstakil bir suç olarak onu tanımlıyoruz. Çünkü intihara teşebbüs edeni cezalandırırsak bu sefer daha iyi bir plan yapar. Tam intihar gerçekleştirir. Dolayısıyla suç değil. Ama fıkıh bunu da günah sayıyor. Haram niyetten sayıyor. Dolayı. Yani intihar insanın kendisine dönük bir davranış aslında. Ama fıkıh ne yapıyor? Bunu da. Demek istediğim şu, fıkıh insanın kendisine dönük davranışlarını düzenliyor. Allah'la ilişkilerini düzenliyor. Rab-kul ilişkisini düzenliyor. Fıkıh eşyayla, doğayla olan ilişkisini düzenliyor. Ve diğer insanlarla olan ilişkisini düzenliyor. Peki hukuktan farkı ne hocam? Hukuk ise bunlardan arasından sadece diğer insanlarla olan ilişkilerin bir kısmını düzenliyor. Hepsini son de değil. Son derece mekanik, son derece teknik. Hepsini de değil. Bu toplumsal ilişki dediğimiz, beşeri ilişki dediğimiz ilişkilerin hukuk mesela objektif ahlakın düzenlediği beşeri ilişkilerin bir kısmını hukuk düzenleyebilir ama hepsini düzenleme ihtiyacı hissetmez. Mesela yardımda bulunmaz zorunluluğu. Kimi durumda düzenler bunu? Diyelim yolda bir trafik kazası varsa durup yardım etme yükümlülüğü getirebilir. Ama herhangi bir kimse yardım etme yükümlülüğü getirmez hukuk. Halbuki fıkıh getirir. Ahlaki buyurdu. Yani ahlak getirir. Ahlak getirir. Dolayısıyla o zaman fıkıh... amel dediğimiz alan, affedersiniz, amel dediğim alan subjektif ahlakı, objektif ahlakı, dinin bütün düzenlemelerini ve hukuki içerikli olan düzenlemeleri, dinin hukuki içerikli olan düzenlemelerin tamamını içine alan çok geniş bir alan. O zaman hukuk yani şimdi İslam hukukun içerisinde alanını İslam hukuku dediğimiz zaman işte fıkıhla özdeş, ona denk düşen, onunla örtüşen bir kavramsal içerik yükleyemeyiz.
İslam hukuku ben öyle yapıyorum yani. Bu yapının içerisinden, bu geniş yapının içerisinden gerçekten hukukileştirmeye ihtiyaç hissedeceğimiz beşeri ilişkileri seçip düzenleyen kurallara İslam hukuku kuralları diyebiliriz. Bu İslam hukukuna has bir özellik midir yoksa genelde bu, böyle midir hukuk diye? Hukuk aslında bu tanımı sorsan yaparken biz insanlığın affedersiniz gelmiş olduğu, hukuk biliminin gelmiş olduğu aşamadan yardım alıyoruz. Hı-hı. Fıkıhtan böyle bir İslam hukuk alanı çıkartılabilir diyorum. O insanlığın hukuk biliminin, hukukun genel teorisinin gelmiş olduğu aşamada hukuk nasıl tanımlanıyorsa, hı-hı, onu esas aldığımızda fıkıhla mukayese ettiğimizde fıkhın içerisinden buna karşılık gelecek alana İslam hukuku alanı demek uygundur diye düşünüyorum. Hocam şimdi hocama tabii yani siz bir de o işin beşeri boyutuna değinirseniz yani biraz tabii tartışma güzel bir noktaya geldi. Hocamın dediklerine katılıyorum. Katılmadığım noktalar var. Onları da eyvallah paylaşacağım. Akıl çıkmazı. Ben tartışmaya bu konuda hazırım. Açığız. Yani açayım. Ben dünden hazırım. Çok güzel gerçekten. Yani şöyle bir kere tabii hocama şu noktada prensip olarak hukukla yani ne diyorlar hocam teknik ifadesiyle kıyas mal farik dedikleri yani yanlış bir kıyaslama. Yani hukuk eşittir fıkıh demek ya da işte bugün İslam hukuk kavramsallaştırması da hocam daha iyi bilir. Yani bu modern bir türedi bir kavramsallaştırma. 150 yıldan daha kısa bir süresi daha, var. Evet. Yani modern zamanlara özgü bir kavramsallaştırma. Burada aslında bu çerçevede genel anlamda fıkıhla hukuku özdeş kabul etmek mümkün değil. Hı hı. Ama hocamın dediği gibi orada çok gerçekten hem literatürel anlamda çok ince hesap edilmiş, çok sofistike işlenmiş bir birikim var. Hı hı. Yani iş hani işte muamelatından ibadet kısımlarına muamelatına kadar ya da dair bizim mesela bunun dışında aslında ahlaki alan olarak, objektif ahlaki alan olarak hatta sübjektif ahlaka dair de işte bir takım prensiplerin, ilkelerin vaz edildiği çok geniş bir alan, çok zengin bir birikim, çok kuşatıcı bir alan. Onunla tabii hukuku özdeş kabul etmek, fıkıh birikimini göz ardı etmek anlamına gelir. Bu kesinlikle teslim edilmesi gereken bir nokta. Bir de şöyle bir şey, yani bugünkü anladığımız anlamda ya da modern hukuk kavramsallaştırmasını genel anlamda bir soyutlamayla hukuk kavramından söz ettik, girizgahı öyle yaptık. İşte hukuku işlevselliği temelinde bir takım nitelikleriyle tebarüz ettirdik. Fakat burada çok karakteristik farklılıkların olduğunu da görmemiz gerekiyor. Evet, onu katılmadığınız noktalara da dikkate alarak. Modern hukuk kavramsallaştırması sadece ilahi hukuk ya da işte İslam hukuk ya da fıkıha girmiş de olduk. Bu açıdan değil aslında geleneksel toplumlarda ya da işte modern öncesi toplumlar açısından baktığımız zaman o dönemlerin hukuk kültürüyle de hem karakteristik itibariyle hem algı itibariyle derin bir farklılaşmanın olduğunu da görüyoruz. Hukuk aslında hini hacette eskilerin ifadesiyle yani zorunluluk hallerinde olması gerektiği en minimal düzeyde kendisine işte referansta bulunulması ya da kendisinin araçsallığına o düzenleyici işlevine başvurulması gereken bir alan olarak telakki edildiğini görüyoruz. Mesela kadim işte Çin uygarlığında, Çin medeniyetinde ya da farklı Hint medeniyetinde mesela şunu özdeyiş olarak hepimiz biliyoruz. Yani az hukuk çok adalet, az hukuk çok ahlak şeklinde bu özdeyişsel bir şekilde de ifadesini bulmuş bir şey. Onun için hani modern dönem hukuk algısı bu alanı yani hukukun alanını maksimize etme deyim yerindeyiz. Hukukun alanını mümkün olduğu kadar yani biz buna şöyle diyoruz tırnak içerisinde hukuksal fetişizm dediğimiz yani hukukileştirerek sorunları, toplumsal sorunları çözme. Yani mesela diyelim ki pür ahlaki bir şey. Ne bileyim işte selam vermektir bilmem neleri insani ilişkilerde ahlaki niteliği karakteristiği ya da dini niteliği karakteristiği olan alanları bile dahi hukuki bir şeyle zemin hukuk normuna zemine oturtma çabası. Yani hukukun alanını daraltmıyor mu aslında maksimize ederken bir taraftan da yorumlayabilme kabiliyetini ve yorumlayabilme alanını da daraltmış olmuyor yani mu? Evet, yani dini değil mi ahlakı, faaliyeti dışında tutarak yani hukukun dışında tutarak. Tutarak. Modern dönemde böyle bir tasnif şeyimiz var, endişemiz var. Ama sizin o baştaki sorunuza buradan gelmemiz gerekecek. Evet. Yani bir tarafıyla bu şey ilişkisi de sorunlu. Hukuk, din, hukuk, ahlak ilişkisi ona geleceğim az sonra ama burada bu modern dönemin şey mesela şunu görüyoruz. Ya işte bununla ilgili kural çıkmıyor. Yani vatandaşı mesela dillendirmesinde bunu sıklıkla gördüğümüz bir şey. İşte bir yasa yok, kural yok bilmem ne gibi. Kural arayışını biz mesela dillendiriyoruz bariz bir biçimde. Hemen kolaylıkla işte bir yasa yaparak meseleyi çözümleyebileceğimize dair genel bir sahip, toplumsal bir kanı ve sahikin olduğunu görüyoruz. Hepimiz bunu müşahede ediyoruz. Bu modern dönemin, modern anlayışın, modern hukuk tasavvurunun ortaya koymuş olduğu bir şey.
yasa merkezli hukuk diyoruz biz buna. Aslında bu noktada yasa merkezli hukuktan genel anlamda hani bunu daha özel bir şey olarak nitelendirmemiz gerekiyor. Yani kurallar koyan, işte kurallar bazen örf hukuku değil mesela bir ona belki mukayeseli hukuk babında bahsinde belki soracaksınız. İngiliz hukuk geleneğinde ya da Anglo-Sakson hukuk geleneğinde İçtihat daha örf ağırlıklı, temelli, içtihat ağırlıklı falan biraz daha esnek, uygulanabilirlik noktasında işte esneklik söz konusu yorumsal alanda az önce ifade ettiğiniz yargıca verilen geniş bir yetki noktasında bir esnekliğin olduğunu görüyoruz. Fakat burada daha o az önce perspektifizmden söz etmiştik. Yani daha pozitivist, daha kuralcı, daha o kural merkezi yorumlamaya... Olgulardan hareketle pozitivizm. Olgulardan hareketle ve pür o iradeyi yansıtan normla. İşin kolay tarafına kaçılıyor. Hukukun düzenleyici işlevi alanı itibariyle baktığımız zaman mesela ahlak kuralları var, din kuralları var, işte örf kuralları var. Hukuk da bunlardan sektörel alanlardan bir tanesini ifade ediyor. İslam hukuku bakımından affedersiniz farklı bir şey söylememiz gerekecek burada. Söylediğim hangi konuyla ilgili olarak? Mesela şimdi fıkhın içerisinde İslam hukuk alanı çıkartılabilir dedim ya bu onun şer'i olmadığı anlamına gelmiyor. Yani çıkaracağımız alanın İslam bakımından İslami olarak nitelediğimiz bir hukuk bakımından fıkhın kaynaklarından bağımsız değil. Yani biraz sonra onun üzerinde konuşmamız gerekecek. Israrla konuşmak istiyorum. Çünkü yanlış anlaşılabilir bu. Evet. Yani bu örf konusunu tabii hem ki. Batı düşüncesinde, Batı hukuk sistemlerinde hem de İslam hukuk sistemlerinde neye tekabül ettiğini, ne tür bir fonksiyonu icra ettiğini hakikaten bilmemiz gerekiyor. Evet. Ama siz kaldığınız yerden devam edin lütfen. Kesişim noktalarını görmek gerekiyor. Mesela hocam da çok iyi bilir. Nafaka yükümlülüğü. Bu ahlaki bir sorun. Hani yardım etme yükümlülüğü yok dedi hocam. Tabii o istisnaları da tabii ki gözeterek söylemiştir. Hani biraz tabii örneklik ki. Üzerinden gitsin, somut örneklik üzerinden. Aile hukukunda mesela eğer kişinin diyelim ki işte üst soyundan ya da işte akrabayı talukatından eğer kendisinin yardım etmeme, kendisinin mali maddi durumu tabii ki gözetilerek yardım etmediği takdirde yoksulluk durumuna düşecekse, imkansızlık durumuna düşecekse hukuk bu ahlaki sorumluluğu ve yükümlülüğü kapsamını alarak hukukileştirerek diyor ki bu takdirde siz yardım etmek nafaka yükümlülüğünün alanı belli. Hukuk işte aileye işte çocuklara yüklemiş ama bunun dışındaki sair akrabalara da böylesi bir yükümlülüğü vaz ettiğini görüyoruz. Yine mesela kamu hukuku alanından ya da ceza hukuku alanından diyelim ki birisi işte denize düşmüş, imdat çağrısında bulunuyor. Ona mesela yardımda bulunma, istimdat etme noktasında, ona cevap verme noktasında mesela bir hukuki yükümlülük. Orada tek kişiyseniz hani farz-ı kifaye gibi hani onu yapmakla yükümlü olan kişi sizseniz, orada o sorumluluk altında sizseniz bunu yapmadığınız takdirde hukuki ve cezai bir sorumluluğun olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani bu aslında kişinin bir başkasına yardım etmesindeki bir hukuki şey yok ama o ahlakiliğin hukukileştiğini de görüyoruz. Ki mesela bunu bazı hukuksal düzenlemelerde ihtiyaç ölçüsünde. Ahlaka uygunluk beceri diyor. Ölçüsünde belki muhtemelen. Yani birey bakımından evet. Samariten prensibi herhalde buna işaret ediyor. Yani iyi Samarili diyebildiğimiz prensip. Son şunu söyleyeyim çok uzattım. Ahlakilik kriteri diyor ki mesela bu açık bir biçimde normatif alanda ilgili yasal düzenlemelerde mesela medeni kanunumuzda bunu görürüz. Ahlaka mugayirlik teknik ifadesini kullanır. Yani ahlaka mugayir olan şey sözleşme mesela diyor ki karşıdaki birisine affedersen tükür, tokat at bilmem ne falan hani bir hukuki şey olmakla genel ahlaka aykırıysa. Genel ahlaka da aykırılık durumu söz konusu ise bunu da aynı zamanda hukuka aykırılık olarak telakki ediyor. Evet. Böylesi bir kompleks bir ilişkisellik var. Bu bir giriş yaptık aslında. Bu konular belki binlerce yıl daha tartışmaya devam edecek. Şimdi hocam şeye gelelim isterseniz. İslam hukukuna ya da ne diyeceğim bilemiyorum artık İslam fıkhına mı diyeceğim. Ben İslam hukuku diyeyim. İzleyicileriniz ve siz nasıl anlarsanız öyle anlayın ve onu izah edin. İslam hukukunun ortaya çıkış sürecini konuşmak istiyorum artık. Evet. Çok kısa, çok fazla detaya inmeden çünkü ilerleyen dakikalarda somut örnekler üzerine gitmek istiyorum. İslam hukukunun ortaya çıkış süreci, bu sürece etki eden faktörler, spesifik olaylar nelerdi dersem, neler söylersiniz? Şimdi izin verseniz biraz önceki meseleye bir açıklık getireyim kısaca. Fıkhın içerisinden bir İslam hukuk alanı tanımlanabilir derken, orada bir şer'ilik nitelemesinden bahsetmiştik tanımda hatırlarsanız şer'i ameli hükümler. Şimdi amel kavramı üzerine oturuyor bu sahasını belirliyor fıkhın. Bu arada sahasını belirlerken kaynaklarını da İslam hukukunun kaynaklarında neler olduğunu oraya gelmek istiyorum. Şimdi bu şer'i nitelemesi İslam hukukunun ilahi iradeye dayanan yönünü ifade ediyor. Yani İslam hukukunda bir hükmün, bir kuralın yer alabilmesi için hem fıkıhta hem İslam hukukunda. İslam hukuku diyebiliriz şu anda.
İslam hukukunda bir normun, onun bir parçasını teşkil edebilmesi için mutlaka düzenleme unsurunun ilahi iradeye dayanması icap eder. İlahi iradeye. Hı hı. Teori bu şekilde kurulmuş. Fakat bu biraz bizim hukuk düşünce tarihimizde, İslam hukuku düşünce tarihinde belli aşamalardan geçiyor. Mesela seyircilerimiz de içlerinde mutlaka bilenler vardır. Meşhur bir Muaz hadisi vardır. Muaz'dan gelen bir hadis. Hazreti Peygamber onu Yemen'e gönderirken der ki ne ile hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla. Ya orada bulamazsan? İşte Allah Resulü'nün sünnetiyle. Ya orada da bulamazsan? Der ki içtihad edeceğim ve önüme gelen sorunu da çözümsüz bırakmayacağım. Hazreti Peygamber buna çok memnun olur. Şimdi ben bizim... Henüz icmadan bahsetmiyoruz, kıyastan falan ki. Söz etmiyoruz. Şimdi bu rivayetle ilgili tartışmalar da yapılabilir. Sahih olsun ya da olmasın. Orasıyla ilgilenmiyoruz şu anda. Fakat içerdiği bir düşünce var burada. Dikkat ederseniz burada somut olarak Kur'an'a bakmaktan rivayet bahsediyor. Sünnete bakmaktan bahsediyor. Orada somut olarak bir meseleyi bulamazsa içtihad etmekten bahsediyor. Halbuki... Ama hocam çok özür dilerim. Orada bu soru sorulurken Efendimiz böyle bir soru sormuşsa... Muhtemelen Efendimizin aklında Kur'an'da ve sünnette olmayabilecek olaylar karşısında nasıl davranması gerektiğini de ondan öğrenmek bunu istiyor, işte, onu öğretmek istiyor aslında. Yani bunu ben size önemli, düşünce tarihimizdeki aşamalardan hareketle nasıl anlaşıldığını, mesela bu fikrin hadiste kendisini bulan, gösteren bu fikir acaba bize nasıl yansımış hukuk tarihimize? Şimdi Şafii, İmam Şafii'den öncesine bakıyoruz. Mesela İmam Malik, Ebu Hanife... Onların bu fikre yakın oldukları anlaşılıyor. Sahabede de. Şimdi sahabe kitaba, sünnete bakıyor yoksa içtihat ediyor. Bir rey alanı var. Öyle anlaşılıyor. Ama İmam Şafii geliyor ve bir usul oluşturuyor. İmam Şafii müdahale ediyor ve diyor ki her şey kitap ve sünnette vardır. Biz şu anda daha sonra oluşan İslam hukuk teorisi büyük ölçüde İmam Şafii'nin bu prensibi çerçevesinde oluşmuş gözüküyor. Şimdi buna baktığımız zaman bu şu demek, siz içtihat ettiğinizde de elde ettiğiniz hüküm şer'i nitelikte olmalıdır demek. Yani fıkıh niye 5. asırda teknik olarak bu tanım geliştirilmiş? Şer'i ameli hüküm diyoruz ya, ya da hükümler. Şer'i demek, ilahi iradeye dayanan demek. Yani mutlaka her bir normun ilahi iradeye bir biçimde dayanması lazım. Ya doğrudan kitapta sünnette buluruz, ya da çeşitli yöntemler, yine şer'i olan yöntemler yoluyla kitaba ve sünnete ne yaparız? Hükmü bağlarız. Çünkü bu teori diyor ki... Bağlayamıyorsak hocam yani... Bağlarız. Şimdi, Muaz bin Cebel'in olayında olduğu gibi bağlayamıyoruz. İşte İmam Şafii mesela içtihat ederim İmam biçimindeki Şafii sözünü... Şafii'nin tarafına bakalım hocam. Ama yani. Şöyle. Ama bütün İmam Şafii'den sonra bir süreç bu teoriye bağlı kalmış. Peki Hanefi fıkhın... Söyleyeceğim onu. Kısmen işaret edeceğim. O kadar vaktimiz yok ama. Şimdi İmam Şafii mesela içtihat ederim sözünü kıyas yaparım biçiminde anlıyor. Ve kıyası da naslara bağlı, doğrudan naslara içkin bir yöntem olarak görüyor. Şimdi bakıyoruz, bizim fıkıh tarihimize baktığımızda İmam Malik'te istislah diye bir yöntem var. Yani maslahatı başka bir delil olmadığında bizim aklen, reyle karar verdiğimiz, maslahat saydığımız bir olguya dayanmayı, ona göre hüküm oluşturmayı geçerli sayıyor. Ebu Hanife'ye bakıyoruz, o da maslahatı kullanıyor ama istislah diyor. Şimdi Şafii öncesi dönemde Hanefi fıkhında benim tespitim, yani benim kanaatim, hocalarım bir kısmı bana katılmayabilirler, uzmanların. Kanaatim istislah rey anlamında kullanılıyor. Yani bir hukukçunun, bir fakihin dinin özünden, sözünden elde ettiği meleke ile ulaştığı bir sonuç. Doğrudan bir ayet ya da hadis göster dese gösteremeyebilir bize. Nitekim mesela İmam Maturidi tevilatında ben bir tanım yakaladım orada. Çok da ona sevinmiştim bulduğumda. İmam Maturidi istihsanı şöyle tanımlıyor. Diyor ki, bir müçtehit kıyas yapacağı bir asıl bulamadığında, yani ayette, sünnette bir asıl kıyas işleminde, bulamadığında çalışır, çabalar, bütün gücünü sarf eder ve onun kalbine doğan şey işte istihsan budur. Anladım. Bu istihsanın bu türü Şafii sonrası Hanefi fıkıh usulü eserlerinde bir kısımda ima yoluyla var belki. Çokça baktım ama istihsan artık genel kurala başka bir delil sebebiyle istihsan yapmak biçimine dönüştürülmüş. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında Mutezile'nin bir kısmında da olan bir fikir var. Irak Hanefiliğinde de bu var. Şöyle düşünüyorlar. Aslında Allah bizi akıl sahibi varlıklar olarak yaratmıştır. Şeriat gelmiştir. Aklın alanını istediği ölçüde, ilahi iradenin murad ettiği ölçüde tahsis etmiştir. Fakat bıraktığı alan aynen aklın hakimiyetinde devam etmektedir. Mesela Hanefi usulcülerden
Debussy'ye bakarsak, isimlere de atıf yapıyorum ki merak edenler hani tartışma kolay olsun bakabilirler diye. Debussy'ye bakarsak delilleri ikiye ayırır. Şer'i deliller, hukukun kaynağı bakım anlamında. Delilleri ikiye ayırır. Şer'i deliller, akli deliller. Aklın mübah kılmasından bahseder, vacip kılmasından bahseder, haram kılmasından bahseder. Aklın. Aklın. Çünkü Debussy Irak Hanefiliğine mensup bir alimdir. Mutezile ile ortak rey kültürüne mensup gözüküyorlar kanaatimce Irak Hanefiliği. Şimdi fakat Şafii ve Maturidi'nin talebeleri, İmam Maturidi'nin talebeleri, Semerkant, Buhara bölgesinin usulcüleri Irak Hanefiliği ile bir mücadele içerisine girmişler. Ehl-i Sünnet'in oluşumuna büyük katkı vermişler bu anlamda, fıkıh usulü anlamında söylüyorum. Nasıl vermişler? Mesela onlar rey alanını reddediyorlar. Aynen İmam Şafii'nin teorisinde olduğu gibi. İmam Şafii ne diyordu? Her şeyi biz bir biçimde kitaba sünnete bağlarız. İmam Şafii rey'e çok karşı. Bunun diyor bir meşruiyeti yok. Ben onu kendi teorisi açısından çok tutarlı buluyorum. Hocam çok fazla teoriye girmeden şunu söylememe müsaade ediniz. Yani bir şekilde bütün hukuk sistemleri ister fıkhi ekoller olsun ister akideye dayanan ekoller olsun bir şekilde kendi kanaatlerini zaten Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete dayandırma iddiasındadırlar. Dolayısıyla ben sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Yani o Muaz bin Cebel olayına da baktığımızda. Yani hukuk, İslam fıkhının ilk döneminde ve takip eden yıllarında da, dönemlerinde olmak üzere insana hareket edebileceği geniş bir alan bırakıyor. Kur'an-ı Kerim'le ve sünnetle yoğrulmuş bir zihnin ortaya koyabileceği herhangi bir fıkhi hüküm, yargı da Kur'an-ı Kerim ve sünnetle yoğrulduğu için zaten bir şekilde Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olacaktır. Bütünüyle oradan olmasa bile gibi bir sonuca aslında ulaşıyorum şöyle, burada. Aslında şöyle, Şafii öncesini özellikle söyledim. Şafii öncesinde bu dediğiniz uygulanabilir ve uygulanmış, fıkhın üretimine çok büyük katkı vermiş gözüküyor. Fakat Şafii sonrasında fıkı oluşmuştu zaten İmam Şafii döneminde. Şafii sonrasında teorik yapı bakımından bugün bizim içtihat eylemlerimizin sınırlarını, faaliyetlerimizin sınırlarını göstermek bakımından bu önemli. Çünkü biz Şafii sonrası teoriye bağlıyız şu anda. Bütün mezhepler bağlı. Hanefilik de onun altına bir biçimde girmiş teorik anlamda, teorik düzeyde. Şimdi mutlaka bizim ortaya koyduğumuz bir hukuk kuralı bakımından ilahi iradeyle irtibatını göstermemiz lazım. Bir müçtehidin birinci vazifesi budur. İlahi iradeyle irtibatını göstermeden İslam hukuku adına... Hocam öyle bir müçtehid yok ki. Yani nasıl bir yorum yapıyorsa yapsın, ulaştığı yorumun, ulaştığı yargının bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete dayandığını ve dolayısıyla Allah'ın muradını yansıttığını bütün fıkıh alimleri söylüyor zaten. Bunu söyleyebilirler. Zaten herkes söylediği için zaten ona bağlanıyor. Ama teorik taraf anlaşılsın diye ben bunu ifade ediyorum. Mutezile ile ilgili hani şöyle bir ayrım var ya, bunu sürekli tartışıldığı için burada iki cümleyle ifade edelim. Şimdi aslında bütün Müslümanlar hukukun ilahi iradeye dayanması gerektiğini kabul ederler. Mutezile de dahil. Fakat şurada ayrılıyorlar. Bir tarafta Şafii'nin temsil ettiği teori, öbür tarafta rey'in ya da mutezilenin temsil ettiği teori diyelim. Onlar akıl yoluyla da Allah bize bu imkanı vermiştir. Akıl yoluyla da, rey yoluyla da biz fıkıh üretebiliriz. Teoride böyle düşünüyorlar. İmam Şafii diyor ki hayır, buna yetkimiz yok. Yetki ancak ilahi iradeyi temsil eden kaynaklarla yani hukuk oluşturabilir, yetki buradadır diyor. İlahi iradeyi temsil eden kaynaklar nedir? Kitap ve sünnet. Oradan hükümleri, doğrudan hüküm yok sonra da, elde etmemizi sağlayacak yöntemler gerekir. Kıyas bunlardan birisidir mesela diyor. Dolayısıyla ikisi arasında teoride çok ciddi bir alan ayrımı var. Çünkü rey alanı diyor ki şeriat geldi, aklın alanı tahsis etti. Geri kalan kısımda akıl yetkili olmaya devam ediyor. Dokunmadığı kısımda. Peki hocam burada Muharrem hocam çok özür diliyorum. Size döneceğim bol miktarda süre vereceğim size ama bu konunun bir devamı olarak. Sizin sorduğunuz soruyla doğrudan ilgili olduğu için buraya girmeye ihtiyaç hissettik. Fakat bir şey daha belki ileride sormam gereken bir soruyu şimdi sormam gerekiyor. Böyle baktığımızda hukukun kaynağını Kur'an-ı Kerim ve sünnetle bir anlamda sınırlandırdığımızda ilahi kaynak olmaklığı dolayısıyla İslam fıkhını ama isterseniz siz İslam hukuku değil, İslam hukukunu sadece bunlarla sınırlandırmış olmuyor muyuz? Dolayısıyla ortaya çıkacak yeni durumlar karşısında İslam fıkhı, İslam hukukunun söyleyecek bir şey olmuyor mu? Şöyle, işte o İmam Şafii'nin temsil ettiği teori, İslam hukukunun kıyamete kadar buna kıyamete kadar çözüm bulabileceğini düşünüyor.
Yani çeşitli ya, yöntemlerle ilahi iradeyle irtibatını kurulabileceğini düşünüyorum. Çünkü teori şuna dayanıyor. Teorinin altında da şu prensip maksim var. Diyor ki her bir beşeri davranışın hükmü ilahi iradede mevcuttur. Müştehide düşen bunu keşfedip açığa çıkarmaktır. Anladım. Şimdi şunu da söyleyeyim sonra konuşalım. Aslında hukukun beşeri tarafı beşeri davranışları olması davranışlara olması gereken hükümler bağlamasındadır. Olması gereken kısmının şer'i olması, ilahi iradeye dayanması gerekiyor. Yoksa ne demek bu, bu şu demek, mesela bir hukuk normunun üç temel unsuru vardır. Birisi onun konu unsurudur, birisi düzenleme unsurudur, bir de yaptırım unsuru vardır. Konu unsuru dediğimiz mesela bugün ne olsun, tüp bebek meselesi olsun değil mi? Modern dönemde açığa çıkmış bir problem. Tüp bebek meselesi bu beşeri bir olgudur değil mi? Sosyolojik bir olgu. Hukuk bunu hukukileştirecek mi, hukukileştirmeyecek mi? Hukukileştirme ihtiyacı hissediyoruz. Buna bir olması fetva gereken yargı, yargı ilave ediyoruz. Bu yargının ilahi iradeye dayanması gerekiyor, bu kısmının. Hukukun tamamı, olgular da ilahi iradede. Hani şunu insanlar yanlış anlıyorlar. Kitap ve sünnette insanlığın sonsuz sayıdaki ilişki biçimi orada tadat edilmiyor, sayılmıyor elbette. Burada yani haram mıdır, helal midir, mübah mıdır, mendup mudur, uhrevi anlamda, geçerli midir, geçersiz midir, hukuki anlamda. Bunlar ilahi iradeye dayanması gerekiyorsa olgular beşeri. Yani genel bir çerçeve çizdiğini söylüyorsunuz İslam'ın ve bu genel çerçeve içerisinde insanlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu Kur'an-ı Kerim'de ve sünnetten ve Efendimizin uygulamalarından Yani bizim geleneğimizde iki eğilim var. Birisi Hicri 5. 6. yüzyılda artık müntesibi kalmamış bu rey eğiliminin. Ama Şafii, İmam Şafii'nin belirginleştirdiği, nihai noktayı koyduğu teori, o da bir süreç aslında. O şu anda devam ediyor. Hocam size dönelim. Kusura bakmayın çok hakkınızı aldım. Çok zihin açıcı oldu. Benim kafamda da sorular var. Eminim seyircilerimizden de kafasında sorular var. Bunları sormamız gerekiyor. Bir program etmesi bir başka program yaparız inşallah. Peki Batı hukukunda, beşeri hukuk dediğimiz hukukta da böyle saf bir kaynaktan söz edilebilir mi? Yani Batı hukukunun kaynakları nelerdir derse, ben aklıma 6. yüzyıldaki Justinianus hikayesi geliyor. Orada adam hem Hristiyan hem devlet adamı yani. Bir şekilde o kodifiye ediyor değil mi şeyi? Yanlıyorsam düzeltin lütfen. O bugünkü Batı Roma hukuk dediğimiz Roma hukukunu kendisi bir araya getiriyor ve ortaya bir sistem çıkıyor. Bu sistem nasıl bir sistemdir? Bütünüyle beşeri bir sistem midir ama benim bildiğim kadarıyla çok da beşeri bir sistem değil. Roma hukukunun az önce de ifade ettiğiniz Justinian öncesi dönem işte ne bileyim antik dönem mi de milattan önce 500-600 dönem yılların da işin içerisine katarak ki ama ilk kanunlaştırmalar tabii bunlarla da sınırlı değil işte şeyde de diğer medeniyet havzalarında da işte Sümerler'de işte Hammurabi kanununda mesela söz ediliyor. Yazılı hukuk kurallarının var olduğunu görüyoruz. Bunlar daha çok işte az önce hani modern bu hukuk serüvenine, tarihsel serüvenine baktığımızda aslında bu olan mesela bir müzede de görmüştüm. Sınırlı sayıda kurallar var. Şimdi bu alan gittikçe, hukuk alanı gittikçe alanı maksimize ettiği dediğim şeyde hikayede bu aslında. Burada bu şeyi düzen altına alma, düzen işlevi açısından baktığımız zaman bunu yaptığını görüyoruz. Roma hukuk külliyatı ya da kültürü de bu şekilde bu alanı domine ettiğini görüyoruz. Yani kilise hukukuyla hani siyasal bağlamda şunu söylüyoruz. Hani kilise ile şey arasında ya da dinle devlet arasında, kilise ile siyasi kamu erkeği arasındaki o gerilimi biliyoruz. Hani onun siyasi serencamını, tarihini anlatacak değilim ama bu gerilim çerçevesinde baktığınız zaman meşruiyet zemini, hukuksal meşruiyeti temin eden alanın bundan bu din alanı, dinsel alandan ya da ilahi alandan ayrıştığını söyleyebiliriz. Yani burada bir kanonik hukuk var, kilise hukuku var. Fakat alanı çok dar. Hani az önce de söylemiştik, İslam hukukuyla daha doğrusu fıkıhla mukayese edildiğinde çok karakteristik ayrımların olduğunu söylemiştik. Burada kanonik hukukun genel hatlarıyla ifade ettiğimizde sınırlı bir alanı da ne bileyim işte diyelim ki işte aile hukukuna ilişkin, mirasa ilişkin belli özel hukuk alanlarına ilişkin alanlarda bir takım şeylerin olduğunu görüyoruz. Kesin ilkelerinin olduğunu. İlkelerinin, düzenlemelerinin olduğunu görüyoruz. Fakat belirleyici olarak Roma hukukunun pozitif hukuk düzenlemeleri biçiminde ortaya çıktığını görüyoruz. Justinian kanunları, o değerleme 6. yüzyıldaki Corpus Juris Civilis dedikleri bu medeni hukuk külliyatı açısından baktığımız zaman
Bu aslında Roma hukukunun yeniden bir Rönesansına da temin eden sonraki yüzyıllar, 13. yüzyılda mesela Roma hukuk tarihi açısından baktığımız zaman genel hukuk tarihinde bir Rönesansından söz ediyoruz. Yani o metinlerin, Justinian kanunlarının yeniden keşfedilerek onun üzerine yapılan yorumlar, şerhlerle birlikte şey yaptığını görüyoruz. Buradaki kaynak bizatihi devlet iradesinin olduğunu, yani bir tarafta az önce fıkıh eksenli bir şekilde konuştuğumuzda burada bir ilahi iradeden ve bu ilahi iradenin keşfinden söz ediyoruz. Burada bizatihi aklın ya da devlet erkinin o kamusal iktidarı çerçevesinde kullanmış olduğu bir rasyosu, bir aklı sivil var. Sivil olanın. Sivil olanın bunu kullandığını, bunu icra ettiğini görüyoruz. Tabii burada belki hani modern pozitif hukuk algısı çerçevesinde çok böyle alansal bir ayrışmanın olduğunu söyleyemeyiz. Yani kanonik hukukla, kilise hukukuyla, işte beşeri hukuk ya da Roma hukukunun, pozitif hukuk külliyatının arasında çok kategorik, net bir ayrımın olduğunu ifade edemeyiz. Ve bunun da az önce hocamızın da ifade ettiği üzere bu ilahi irade alanıyla beşeri irade alanını tek bir potada eritme deyim yerindeyse, bu akli alanı da kendi himayesi altına alma, akıl alanı var ama fakat bu da onun himayesi altında. Onun kavramsallığı, istislah dedi mesela hocam, böyle istihsan dedi herkese böyle. Ama hepsinde bir soyutlamayla deyim yerindeyse, basamak basamak bir üst şeye, norma dayandırıyoruz. Bu da ilgili olsun olmasın demeyelim, belki o biraz abartılı olur ama mutlak surette bir şey üstüne çıkıp işte onunla ilişkilendirme. Fakat burada öyle bir... Bu bir meşrulaştırma teşebbüsü aslında. Biçimi. Aynen. Tabii yani negatif bir anlamda kullanmıyorum bunu. Meşrulaştırma teşebbüsü bu. Yani legalize etme süreci o kendi tekniği içerisinde yapılıyor. Tabii ki yani afak yani temelsiz değil mutlak surette. Fakat burada böylesi bir kaygı durumu söz konusu değil. Ha, şu ilişki var. Mesela işte diyelim ki dünyevi iktidar, işte kral, işte tacı, işte bizatihi işte şeyin papanın işte din adamının elinden giyiyor. Bu da bir meşrulaştırma sistemi ama hukuk özelinde düşündüğümüzde, hukuk sistemi özelinde düşündüğümüzde belki siz daha iyi onu takdir eder ve ifade ederseniz Hristiyanlığın ya da işte teolojik anlamda baktığımız zaman hukuksal alana ilişkin fıkıh alanına benzer bir iddiası ve düzenleme sahiki, düzenleyici bir şey sahikinin olmadığını söyleyebiliriz. Genel hatlarıyla belki ifade ettiğimizde. Onun için bu noktada da bir ayrışma var. Fakat dediğim gibi ahlaki alan, işte kanonik hukukun ortaya koymuş olduğu pratik alan ya da işte düzenleyici alan arasında bir kesişmenin, bir ilişkiselliğin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat domine eden şeyin beşeri irade merkezi Roma hukuku ve fakat bu sadece tabii belki bilmiyorum buna girme imkanı olacak mı ama burada mukayese yapılırken belli hukuk literatürde karşılaştırmalı hukuk bir disiplin olarak da var. Modern hukuk külliyatı açısından baktığımız zaman özellikle şeyde bu daha fazla bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Kanunlaştırma hareketleriyle birlikte 19. yüzyılda. Yani bu kanunlaştırma özellikle iktibas bizim ülkemizde de olduğu gibi iktibas eden ülkeler arasından daha münce, daha aciliyet kesbeden bir şey. Çünkü oradaki hukuk sistemini uyguladığınız takdirde o aktardığını iktibas ettiğiniz takdirde oradaki uygulama biçimlerini de formlarını bunda da görmeniz. Bunda bir karşılığı olmuyor. Karşılığı olmuyor. Fakat konuyu da çok dağıtmadan hani kaynak ya da metodoloji açısından baktığımız zaman burada eğer bir değer alanıyla doğal hukukta olduğu üzere bir ilişkisellik kurulmuyorsa hem metodoloji anlamında hem teorik çerçeve itibariyle bizatihi supreme authority diyor onu Austin mesela bir İngiliz hukukçusu. O üstün otoritenin iradesinin keşfi ya da iradesi zaten hani metinsel olarak bir norm olarak yazılı norm olarak ortaya çıkıyor. Buna bir supreme authority ifadesi kullanılıyor. Kullanılıyor. Bu supreme authority ile yani en üst otorite diyelim izleyicilerimiz açısından. En üst otorite olarak neyi alıyor? En üst otoritenin iradesi yazılı biçimde ifade edilir. Kimdir o en üst otorite dediğimiz? Devlet başkanıdır. Devlet başkanıdır. Ona bunu şunun için özel bir nasıl müyesser olursa olsun. İşte ben bunu şunun için soruyorum hocam. diyelim ki İslam hukuku açısından baktığımızda en üst otorite Allah Teala olarak karşımıza tabii çıkıyor. Ama beşeri hukuk açısından baktığımız zaman yine bir en üst otorite kavramı var. Tabii ki. Var. Ve bu beşeri bir otoritedir. İslam hukuku bakımından da var. Bu. Ama en üst otorite olarak yani Allah'ın... Yani ilahi irade İslam hukukunda beşeri düzeyde de en üst otorite var. Tecelli eder var. Şüphesiz öyle. Beşeri düzeyde de var. Çünkü yasama başka bir şey. Evet. Şimdi, yani, evet buyurun söyleyecek. Yani bu yasa yani işte modern hukukun geldiği nokta itibariyle baktığımız zaman o algı çerçevesinde bu yazılı norma
dönüşmüş bir kaynaklı ifade ediyor. Yani yazılı, biz şunu böyle hani literatürde şöyle ifade ediyor. Yazılı hukuk kaynakları. İşte anayasadır, kanundur, yönetmeliktir. İşte norm bütünü. Bunun dışında diğerlerine hani kaynaklık açısından baktığımız zaman onları da kendi sistem içerisinde şöyle diyor. Diyor ki mesela işte yazılı olmayan hukuk kuralları diyor. İşte örf ve adet kuralları mesela. Tam da oraya geleyim müsaadenizle o soruyu sorayım. Evet. Şimdi her ikiniz için de aynı soruyu sormuş olayım. Genelde oryantalistler, hem içimizdeki oryantalistler hem dışımızdaki oryantalistler yine de İslam hukukunu donmuş, kapalı, değişimi görmeyen bir hukuk sistemi olduğunu söylerler. Bunu biliyoruz. Bütün oryantalistler değil. Evet. Yani sizin de çok iyi bildiğiniz bazı oryantalistler bunun tersini düşündüklerini teslim etmek lazım. Bu noktada hakikaten İslam hukukunun değişime karşı tutumu nedir? Bu değişim karşısında örfün yeri nedir? Muharrem Hocam'ın ifade etmeye çalıştığı, ben sözünü kestim ama bu konuyu konuşabilmek için sözünüzü kesmiş oldum. Örfün yeri nedir sorusunu sorduğumda, şu mecelle prensibini de dikkate alarak cevaplandırırsanız sevinirim. Ezmanın tayyürü ile ahkamın tayyürü inkar olunmaz. Yani zamanların değişmesiyle ahkam hükümlerin değişmesini inkar etmenin bir alemi yoktur demektir tabiri caizse. Bu biraz sofistike bir soru olmuş olabilir ama bunu nasıl cevaplandırırsınız? Siz aynı şeyi söylüyorsunuz. Şimdi bu bizim modern dönem İslam hukuku araştırmacıları bakımından en temel, en zor soru. Bunu şöyle cevaplıyorum ben izin verirseniz. Çok fazla tekniğe girmeden İslam hukukunun genel teorisiyle ilgilenenler, fıkıh usulcüleri, kitaplarına bazıları başlarken, mesela Serahsi büyük hukukçu, başlarken der ki naslar sınırlı, mahdut. Halbuki beşeri ilişkiler, beşeri olaylar sınırsızdır. Bu ne demek? Biz sınırlı saydaki nas'tan hareketle bunların şer'i değerlendirmelerini yapmak zorundayız. Değerlendirme biçimi. Olguları beşer üretiyor. Ama onların ilahi iradedeki hangi değere karşılık geleceklerini biz müştehit bulmak durumunda. Benim görebildiğim şöyle bir hata yapılıyor. Zannediliyor ki değişimle hukuk da değişir. Aslında hukuk, her bir hüküm, her bir kural hukuk aleminde yerini alır. Ve orada kalır o. Tarihteki bir kural da yerini alır. Bu geçersiz hale gelebilir. Prensip olarak, ilke yani, ilkeden bahsediyoruz. Kural, davranış kuralı. Yani mesela adam öldürmenin cezası, hırsızlığın cezası, evlenmenin nasıl düzenleneceği meselesi. Bugün böyle düzenlemişsinizdir, ertesi gün başka bir tür şekilde düzenleyebilirsiniz. Burada İslam hukuku bakımından... Düzenleyebilirsiniz. Ben İslam hukuku bakımından demiyorum. Genel anlamda, hukuk anlamında söylüyorum. İslam hukuku bakımından ise bizim hukuk genel teorisyenlerimiz değişimin çok farkındalar. Fakat kelami endişelerle, itikadi endişelerle, çünkü vahye dayalı bir hukuk sistemi İslam hukuku ve vahiy ilahi irade tarafından gönderiliyor. Ebu Hanife'ye nispet edilen bir kısım görüşler hariç tutulursa, ümmetin tamamı, ümmetin bilginlerinin tamamı vahyin hem mana hem de lafız bütünü olduğuna inanıyor. Yani Kur'an'daki lafızların ilahi irade tarafından seçilerek gönderildiğini, özellikle olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla şimdi orada eğer mesela bir hırsızlık suçu düzenlenmişse, bir adam öldürme suçu düzenlenmişse, başka konular düzenlenmişse, miras düzenlenmişse, oradaki formların, lafız demek form getirir beraberinde, düzen getirir. Düzen nötr bir kavram aslında, biçimsel bir kavram. Ve siz hukuk kuralı oluştururken düzene muhtaçsınız. Düzensiz hukuk kuralı o zaman yüksek ahlaki, dini prensiplerden farkı kalmaz, uygulanamaz. Yani adalet idesinden farkı kalmaz mesela. Şimdi dolayısıyla kelami zorluk şurada açığa çıkıyor. Bu usulcüler diyorlar ki, hukuk bilginleri, yani ilahi irade bu formu koyduysa, acaba bu kıyamete kadar sadık kalması gereken bir form mudur? Değişimle ilgili en büyük engel buradan çıkıyor. Birincisi bu. Fakat benim görebildiğim, onlar değişimin de çok farkındalar. Diyorlar ki, ilahi irade tarafından öngörülmüş bir şablonların, formların değişeceğini söyleyemeyiz. Fakat yeni açığa çıkan sorunları, o sosyal olguları gene ilahi iradenin öngördüğü değerlere göre yeniden kıymetlendirebiliriz. Bu şu demek. Hazreti Ömer'in hayatında da biz bunu görüyoruz. Bir kısım kitapta, sünnette olan hükümleri uygulamıyor. Belli bir dönem uygulamıyor mesela. Onun yerine başka hükümler uyguluyor. Teoride bunu teslim etmese bile bizim fıkıh usulü bu durumu, Hazreti Ömer'in bu tutumunu, ama tarih boyu uygulamada şöyle yapılmış. Eğer biz şeriata dahil bir hüküm uygulanamıyorsa, bunu değişmiş, ortadan kalkmış, başkalaşmış saymıyorlar. Ya ihtiyaç olan gene dinin özüne, sözüne, ruhuna uygun başka bir hüküm
geliştiriyorlar. Hı-hı. Fakat yeri yerinde duruyor. Şeriata müdahale etmiyorlar. Hı-hı. Benim görebildiğim, yani bu alanın bir çalışan olarak, araştırmacısı olarak geldiğim nokta burası, tespitim bu yönde. Bu niye böyle? Çünkü gerçekten de ilahi bir kökene dayandığında, vahye dayandığında siz vahyin şablonlarının, formlarının tümüyle tarihsel olduğunu söyleyemezsiniz. Burada ilahi hikmeti göz ardı etmiş olma endişesi çok büyük. Kelami bakımdan bu büyük bir gerçekten de endişe. Değişimi İslam hukukunda böyle kavramak lazım diye düşünüyorum. Zaten mesela içtihat hükümler değişir denilir ya, hüküm değişmez aslında. Yeni içtihat hüküm ilave edilir hukuk dünyasına. Demek biçimde anlamalıyız yani yeni bunu. Yeni problemler ortaya çıktığında onlara eski çözümler cevap üretemiyorsa onun yerine yeni burada cevaplar sorunumuz üretilir. Şurada net bir sorun açığa çıkıyor. Kitap ve sünnetin formuyla açıkça çatışan yeni bir çözüm üretebilir miyiz? Tarihte çok nadir Tufi gibi insanlar, Necmettin Tufi gibi alimler maslahatla nasla çatıştığında maslahat tercih edilir demişler ama İmam Gazali onun öncesinde bunu sınırlayarak söylemiş. Hı hı. Zaruri olacak, külli olacak, maslahat kat'i olacak biçiminde söylemiş. Tufi bu kayıtları kaldırarak tümel bir önermeye dönüştürmüş, yani kayıtsız. Peki bu noktada örfün, hocam oraya da çok kısa değinebilirsin. Evet. Örf nedir? Örf şu, sürekli kullanıyoruz da bunun İslam hukuk biliminde örf müstakil bir kaynak değildir. Bu modern dönemde yazılmış el kitapları, aha, Batı hukukunun tesiriyle ve değişim baskısıyla örfü fazlaca vurgulamışlardır. İddialı bir şey söylüyorsunuz. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Çünkü bizim elimizdeki tek malzememizi de almış oldunuz. Yani evet, örf şöyle, örf aslında 9. 10. Hicri asırlarda İbn-i Nüceym gibi, Suyuti gibi alimlerce fazla vurgulanıyor. Hı-hı. Sebebi şu, değişim zorlamaya başlıyor İslam dünyasını. Örfü öne çıkartıyorlar. Yoksa bizim hukuk genel teorisi kitaplarımızda, hukuk bilimi kitaplarımızda, fıkıh usulü kitaplarımızda örf müstakil bir hukuk kaynağı olarak ele alınmaz. Bu şundan mümkün değildir. Biz örfü esas alarak ona hüküm bağlarsak sosyolojik pozitivizme düşme tehlikesi vardır. Halbuki biz şer'i bir hüküm ortaya koymak zorundayız iştihad ettiğimizde. Ama hocam örfü var mı hocam? Bu şu anlama gelmiyor hocam. Yani öyle baktığımızda örfün bu kadar önemsiz olduğunu... Önemsiz değil. Önemli ama ben öyle ifade edeyim de provokatif olsun. Bu kadar önemsiz olduğunu düşündüğümüzde farklı fıkıh ekollerin ortaya çıkmasını nasıl izah edeceğiz? Yani örf bir anlamda kültüre de işaret eder. Kültürün bir parçası. Geleneğin kültürün başta çıkışta. O zaman benim başta açılış konuşmasında yaptığım şeyi iflas etmiş yok, oluyor. Yok, şöyle ifade edelim. Aslında yani içinde örf dediğimiz şey... Kültürün, değil mi? Sosyal yapının şekline de bürünür bir anlamda. Hem onu şekillendirir ama hem de onun şekline de bürünmez bir şey hukuk. İmam Şafii, örf onun bir parçası. İmam Şafii Mısır'a gidiyor Filistin'den, Şam'dan. Mezhebini değiştiriyor toptan, değil mi? Yeniliyor görüşlerini. Yani görüşlerini yeniliyor, evet. Şimdi burada kastettiğim şey şu. Örf dediğimiz husus aslında beşeri ilişkiler diyoruz ya. Onun bir parçası, yani bir form. İlişkilerde form. Biz bu formun ilahi irade uygun olup olmadığını değerlendiririz. Örf İslam hukukunda bir hükmü uygulamamızda bize yardımcı olur. Kaynaklı çerçeve çizer. Doğrudan hüküm koyucu değildir. Hükmü kitap ve sünnetten hareketle belirleriz. Ama örfün belirlediği çerçeveden yararlanırız. Ona göre tatbik ederiz hükmü. Hükmün uygulanmasında işe yarar. Bakın çok aslında ileri şeyler var bizim tarihimizde ama bu reddedilmiş gözüküyor. Ebu Yusuf. Ebu Yusuf İmam-ı Azam'ın en önemli öğrencisi. Büyük bir müştehit gerçekten. Ebu Yusuf'a nispet edilen bir görüş var. Ebu Yusuf diyor ki, eğer diyor kitap ve sünnetteki hükümler kendi dönemlerindeki örf üzerine inmişse, örfü esas alarak, o çerçeve esas alarak inmişse ya da varit olmuşsa sünnet ve daha sonra o örf değişmişse, o sosyal zemin değişmişse biz artık kitap ve sünnete değil, örfe bakarız, yeni örfe bakarız. Bu çok iddialı bir şey. Tabi bunu İslam hukukunun genel teorisi itiraf etmemiş, bunu reddetmiş. Burada bunu isterseniz bırakalım çünkü örf konusu anlaşılan bir program daha en az yapmaya hak ediyor. Onu konuşmamız gerekiyor. Hocam sizin bu konuyla ilgili aynı biraz önce sorduğum soruyu, o sofistike soruyu size de sormuş olayım. Farklı bir mecrada. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Yani örf hocam da ifade etti. Hani o fıkıh literatürü işte farklı alanlar açısından baktığımız zaman hani
benim hatırladığım mesela İbni Abidin'in Örf Risalesi Meşhur falan var. Yani, evet. Hocam daha iyi bilir. Yani burada örf noktası, örf konusunda gerçekten hani böyle bir değer izaf edilmesi ya da yeniden aslında şeyin keşfedilmesi, örfe dair hani bu zor zamanlarda, o zamana da o tarihsel dönemi de belki o yani tırnak içerisinde böyle nitelendirebiliriz. Yani gerçekten hani toplumsal değişimin hani belli bir akış ritmi var tabii. Hani orta zamanlar açısından baktığımız zaman işte daha statik bir şey var. Daha işte, yavaş. Daha değişim. Yavaş ritim, daha böyle makul düzeyde gidiyor ama şimdi artık modern zamanlar açısından baktığımız zaman işte gelinen nokta itibariyle hani seyli huruşan şeyini kullanıyor. Azgın bir sel metaforu kullanılıyor. Yani şimdi bu azgın sel karşısında bir direnç sergilemek, kendi işte o kendi paradigmanızın kendi dinamikleriyle bir şey, bir çözüm üretmek, bir ne bileyim bir çerçeve ortaya koymak ya da bunu işte ona göre yeniden restore etmek, düzenlemek gerçekten güç. Biraz aslında buna başvurulması tümüyle tamam müstakil bir kaynak değildir ama böyle zamanlarda işte ezmanın tagayyürüyle örfe de referansta bulunmak ya da örfün o hukuk sistemi içerisinde bir yere belki oturtulması da anlamlı. Yani bir değer ifade ediyor. Çünkü bunu biz mesela bir şey harici bir unsur olarak görmüyoruz. Yani örf de bu açıdan baktığımız zaman tamam klasik paradigma açısından, kaynak paradigması açısından baktığımız zaman evet asli kaynak, kaynak sıralaması belli, hiyerarşisi belli değil ama her ne kadar şey olsa da talih nitelikli bile olsa, yaratıcı bir kaynak olarak telakki edilmese bile zaman zaman bu vasfa da sahip olduğunu söylememiz ve bu literatür içerisinde kendi meşruiyetini kurduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani bu da bir kaynaktır diyebiliriz diye düşünüyorum. Modern hukuk açısından baktığımız zaman örf hakikaten o mecelenin ilgili maddesinin ezmanın tağayyürü, ahkamın tağayyürü açısından baktığımız zaman tam da buna denk düşen bir bakış açısı var. Yani çok pragmatik bakılıyor burada. Yani durum koşullar mesela diyelim işte bugün bütün modern hukuk yani mevzuatlardaki bu hızlı dönüşüm Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde yapılan değişikliklerde ya da yeni ortaya çıkan meselelerde bakıyorsunuz ki bu hemen o kadar hızlı oluyor ki mesela ticaret uygulama süreci belli bir diyor ki bir yıllık bir şey belirliyor. İşte eski kanun yeni kanun çıkarılıyor ama bir yıl sonra uygulanacak deniyor. O uygulama süreci tamamlanmadan o bir yıl içerisinde bir yasa olarak ortaya çıkmış olan o kanun külliyatında değişiklikler ortaya çıkıyor. Daha uygulamaya esas kabul edilmeden bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Yani yasa koyucu burada ihtiyacı görünce ihtiyacı hemen gördüğü anda çok pragmatik bir biçimde. Doğru. Mesela bunu ceza hukuku alanında değil mi? Bazı alanlarda biraz daha bu değişim ritmini aslında korumak da lazım. Yani yok kanun, yok kanun, yap kanun ya da işte ne bileyim sürekli bir biçimde bu şey kanun yani hukuk istikrarını da bozucu, hukuk güvenliğini de zedeleyici bir durum aslında ilkesel bazda baktığımızda. Sürekli olarak bu kadar hızlı değişim. Bu kadar hızlı değişim doğru bir ya da değişimin tamamen önünde olmak. Olmak değil ama fakat burada kanun koyucunun ya da modern hukukun genel işte perspektifi, anlayışı çerçevesinde baktığımız zaman tümüyle çok pragmatik bir perspektiften bakıyor ve fakat şöylesi bir sıkıntı, şöylesi bir problematik var. Mesela bu işte kadına yönelik şiddet meselesinde, işte aile içi şiddet meselelerinde falan. Mesela bakıyorsunuz ki tabii bu bütünlüklü bir şey. İşin sadece işte özel hukuka ya da hukuk alanına ilişkin şey değil. Ceza hukuk alanına da ilişkin sirayet eden düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Yani eş zamanlı bir şekilde bunu da yapmanız gerekiyor. Öngörülen mesela suçlar, tanımlanmış suçların cezalarını mesela işte 3 yıldan 6 yıla çıkarıyor. İşte geçen gün Anayasa Mahkemesi mesela bir suçun işte 16 yıla çıkarmıştı galiba bir yasal düzenleme vardı. İptal etti gibi. Yani buradaki o toplumsal değişimi tartabilecek bir ne diyelim bir gerçekten iyi bir hukuk aklı, bir sosyolojik zemin noktasında sıkıntılı olduğunu ifade edebiliriz. Yani burada hani girişte tanımlamada da ifade etmiştim. Toplumsal yaşam unsuru, düzen ve adalet idealitesi yasasının toplumsal yaşam unsuru bunu ifade ediyor. Yani siz sosyolojik gereksinimleri doğru bir biçimde etüt edip buna uygun bir şey vaz etmeniz, ortaya koymanız gerekiyor. Aksi halde hukuk istikrarını, hukuk güvenliğini zedelersiniz. Yani bir hemen en ufak bir şeyle bir hadiseyi, bir tikel bir durumu genelleştirerek, genel bir toplumsal sorun olarak öngörüp de ona ilişkin bir düzenleme yaparsanız savrulmalara yol açabiliyor. Teknik anlamda örfün
bir hukuk kaynağı olarak değeri niteliğinde, değeri açısından baktığımız zaman tali bir kaynak olarak değil de asli bir kaynak olarak nitelendirildiğini görüyoruz. Hı. Az önce söylemiştim, az önceki konuşmamda bu asli kaynaklar içerisinde sıralanmakla birlikte yazılı olmayan, yani yazılı olup olmama, evet, zaten oradan kritik bir şey geldi bu soru. Evet, yazılı olup olmaması ayrımı önem arz ediyor. Çünkü modern hukukun temel şeyi o, yazılı hukuk normları, yasa hukuku. İngiltere'deki durum nedir o zaman? Ona da geleyim. Fakat bu tali bir şey değil, asli bir kaynak. Hatta öyle ki bunun tabii ki bunu da mesela legalize ediyor, meşrulaştırıyor. Yani bunun bir örfün şey olabilmesi için, bir kural olarak, bir diğer yazılı hukuk kurallarıyla eş bir biçimde uygulanabilirliği olması için belli kriterleri öngörüyor. Bu açıdan baktığımız zaman o kesin hüküm, kesin kaynak, kesin delil olarak kabul ediliyor. Diyor ki mesela işte bir ticari örf bir bölgedeki ya da daha genel uygulaması da olabilir. Tabii aksine bir beyan yoksa. Aksine bir düzenleme yoksa tabii. İki tacir arasında sözleşmede aksine örfün aksine bir değil mi? Tabii tabii. Şart yoksa. Tabii yani sözleşme serbestisi. İslam hukuku bakımından da böyledir. Aynı. Sözleşme serbestisi yani ikimiz aramızda yani bir hukuka ve genel ahlaka aykırılık ilkesi dışında aramızda istediğimiz biçimde, istediğimiz formda bir sözleşme yapabiliriz. Hı-hı. Ama burada bunu örfe de aykırı bir şekilde yapabiliriz. Fakat yapmadıysak böyle detaylı bir şey, bu takdirde asli bir kaynak olarak hukuk normu, akabinde örf kuralları bu noktada tayin edici, belirleyici olduğunu görürüz. İngiliz hukuk açısından, Anglo-Sakson hukuk açısından onu da ifade edelim. Yani bu niteliğinin ön planda olduğunu, örfi hukuk zaten niteliğinin ön planda olduğunu hep ifade ediyoruz. Bu noktada çok karakteristik bir hukuk sistemi. Yanlış hatırlamıyorsam Makdisi'nin bu noktadaki George çok Makdisi iddialı şeylerin olduğunu, hani İngiliz hukuku ile İslam hukuku arasında ya da işte fıkıh literatürü ya da birikimi arasında bir benzeşmenin daha ya da mukayesenin daha anlamlı olacağını ifade ediyor. Yani Roma hukukundan öte bu ikisi arasında İçtihat hukuk olmaları bakımından. İçtihat hukuk olması ve kazuistik dedikleri meseleci tabii hukuk olması açısından benzeşim sergilediğini görüyoruz. Bu noktada mesela her ne kadar coğrafi bir yakınlık olmasına rağmen kıta Avrupası hukukundan farklılık arz ediyor Anglo-Sakson hukuku. Örf bu noktada çok tayin edici, çok belirleyici. Yani insanların işte hukuk üretiminin tam da odağında yer alıyor. Yani o toplumsallıkta var olan. Ama sosyolojik bir kaynak olarak. Sosyolojik bir kaynak olarak. Bir tür yasam olarak değil de. Ha. Yani yasama ya, tekniği olarak değil de. Değil. Ama yasa yapıcı bir boyutu var hocam. Yasa yapıcıyı yönlendiren. Hı-hı. 19. yüzyılın. Yani kaynağını teşkil ediyoruz. Sosyolojik kaynağını. Evet, 19. yüzyıl hatta son çeyreği yanlış hatırlamıyorsam işte statü quo dedikleri yasa hukukunun daha sonra sistem içerisinde bir hukuk kaynağı olarak eklemlendiğini görüyoruz. Olan şey hukuk pratikleri, yani hukuk uygulayıcısının, tarafların gidip işte meselemiz var, çözümleyin işte. Hani bizim biraz işte sistemsel benzerlik de buradan. Yani işte o bugünkü hani şey, hani bu modern yargı sistemindeki gibi değil. Hani usulü şey daha. Yani merkezi devletin organlarıyla otorikisi yapılmış yazılı ya da hukuk üretme biçimde değil. Hı-hı. Yani daha daha kişilerin az kodifiye edilmiş. Yani bir anlamda kodifiye edilmemiş. Edilmemiş. Fakat 19. yüzyılda son çeyrekte bir yasa var, meşhur bir yasa. O yasa sonrasında bu yasa hukukunun, yani yazılı hukukun gerçekten şey yapıldığını görüyoruz. Fakat bazı alanlarda mesela işte şu karıştırıl, anayasası yazılı değil. Mesela İngiltere yazılı bir anayasa yok ama o örf ve teamül kültürü yazılı mesela bizde 367 krizini yaşadık. Yani öyle bir şey yaşamazlar. Yaşamazlar. Yazılı hiçbir norm çok yok. Çok ayıp olur diye düşünürler. Düşünürler. Yani, mesela hukuk eğitimi böyledir. Hukuk eğitimi böyledir. İşte yargıçlar sınıfı mesela hukuk uygulayıcılarından devşirilir. Yani işte bir ins of court vardır. Oradan alır. Tecrübeden gelir. Ve fakat asla burada bir yazılı norm yoktur yani. O açıdan o karakteristiği korur. Şimdi daha tartışmalı bir konuya geleceğim. Biraz önce Türkiye'deki uygulamalardan bahsettik. Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle ilgili olarak aldığımız kararlardan, geçirdiğimiz reform paketlerinden bahsettik. Şimdi Türkiye'de olup bitmekte olan nedir hocam? İslam fıkhıyla, İslam hukukuyla bugün Türkiye'de uygulanmakta olan fıkhı karşılaştırdığımızda nasıl bir resim karşımıza çıkıyor? Beşeri hukuk dediğimiz hukukla İslam hukuku ya da ilahi hukuk dediğimiz hukuk arasında hangi alanlarda bir geçişlilik var? Geçişlilik var mı, yok mu diye sorsam. Ama çok kısa alacağım lütfen. Süremiz hızla ilerliyor. Yalnız önce şunu hemen söylemem lazım. Ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz meselesi. Bu prensip, mecellede de bir kayıt olarak var olan bu prensip,
biz şu anda modern dönemde çok fazla onu bağlamdan kopararak vurguluyoruz. Hı hı. Şimdi vaktimiz olmadığı için izah edemiyorum ama Medeleni'nin verdiği örneklerin çok sınırlı olduğunu orada görürüz. Hı hı. Hani biz metinleri bazen fazla zorluyoruz ya da bağlamından koparıyoruz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu şimdi benim sorduğum soruya dönersek. Buyurun hocam. Önce siz başlayın, siz devam ettiniz. Tamam. Şimdi hocam şöyle, ben acizane şöyle düşünüyorum. Şimdi malumunuz dünyada farklı bölgelerde... Ya bunu şunun için farklı... sordum, çok özür dilerim, tekrar bölmüş olacağım. Yani şu ana kadar konuştuklarımızdan örfün, kültürün, sosyal yapının da hukuku şekillendirdiği konusunda bir ihtilafımız yok. Hı. Bunu tabii anladık. Hı. Bunu belirledikten sonra ortaya çıkan beşeri hukukla, ilahi hukuk her neyse o, bunların birbirleriyle olan ilişkisi konusunda ne söylenebilir? Geçişkenlikler nerede görülüyor? Evet. Türkiye özelinde mesela bundan bahsedebiliriz. İslam ülkelerinde bahsedilebilir. Bazı İslam ülkelerinde, isim zikretmeyelim, bazı İslam ülkelerinde mesela pozitif hukuk sistemi ya da hukuk sistemi, yani pür işte İslam hukuk sistemi olduğuna dair iddialar... Hocam pozitif hukuk sisteminin ne olduğunu da bir zahmet söyleyelim. Cari uygulanmakta olan hukuk sistemi. Mesela bunu şey yapan, iddia eden ya da uygulama yapan ülkeler var. Bazılarında daha karma. Yani orada işte o kaynak çeşitliği içerisinde mezhebi farklılıklar bilmem ne tercihleriyle bir bunu cari bir hukuk sistemine dönüştürdüklerini, uyguladıklarını görüyoruz. Buna ilişkin tartışma yapmayacağım tabii. Ondan sonra onun dışında bazılarında mesela işte bir eklektik bir yapı. Yani işte aile hukuku ilişkileri açısından bazı İslam ülkelerinde aile hukukunda, özel hukukun bazı alanlarında, mirasta bilmem ne de falan mesela şeyi uygularken eski hukuk kültürü, o İslam hukuk kültürünü ya da işte birikimi uygularken mesela Mecelle'nin işte ilgili düzenlemeleri, hukuk aile kararnamesi, hatta İsrail'de bile oldu. İsrail'de de uygulandı. Uygulandı. Evet. Suriye'de bilmem ne falan her neyse. Uygulandığını görüyoruz ama kamu hukukunun belli alanlarında ya da yeni türedi hukuk alanlarında, deniz ticaret hukuku bilmem ne, birçok yeni alanlar da var. Bu alanlarda mesela işte ne bileyim kimisi Fransız hukuk çevresine eklemlendiğini, İskandinav hukuk çevresine eklemlendiğini falan farklı hukuk çevrelerinden kanun iktibasıyla bunu yaptıklarını görüyoruz. Şimdi burada benim hani acizane bu noktadaki kanaatim şu. Yani burada bir bu hukuk külliyatının kendi değer alanı var, kendi paradigması var ve fakat öngördüğü sistem itibariyle olması gerekene dair bir şey de ortaya koyuyor, vaz ediyor. Değerler skalası, değerler sistemi öngörüyor. Bugün modern hukuk açısından baktığımız zaman burada bu değerler alanında nasıl ki hani bu adalet değeri, idealitesi diyoruz ya. Yani bunu örneklendiriyor aslında bunu. Pratik hale getiriyor, yazılı hale getiriyor. Bu İslam hukuk külliyatı dediğimiz şeyin içerisinde belli bir değerlere içkin bir biçimde zaten kurallar konmuş. Yani bir benzerlik ancak olduğunu, örtüştüğü pek çok noktanın olduğunu mu söylüyorsunuz? Mutlaka var. İçerik olarak. Bunda daha soyut düzeyde değer alanı noktasında bir kaynaklık teşkil edebilir düzenlemelerde, yasal düzenlemelerde. Yani ardında yatan bir borç ilişkisine dair diyelim ki işte ne bileyim bir iş hukuku çerçevesinde, şimdi iş hukuku eskiden böyle bir ayrım yoktu. İlişkisine dair onun ardında yatan sahik, genel işte reizin detra mı diyoruz hocam? Yani varoluşsal hani şeyi neyse, gerekçesi neyse. Bunlar mesela değer alanında bir referans noktası teşkil edebilir. Fakat pozitif hukuk düzenlemeleri, somut düzenlemeler açısından baktığımız zaman bir şey vardı. Yani İmam Ebu Hanife'nin bir hukukçu olarak mantalitesi, nosyonu, kafa, zihin yapısının işleyiş biçimini nasılsa, işte hukuk Rotius'un tarihsel bir hani belki şey olacak ama işte birbirine benzer, bu bir hocanın şeyiydi böyle. Yani aslında işleyiş biçimleri çok şey değil ama farklı değil. Değil yani mantalite şey anlamında. Fakat tabii ki kaynaklar farklı, çok karakteristik ayrımlar da var. Sonuçlar da farklı olabiliyor ama bakıyorsunuz ki hani bu insanlığın bir noktada aynı sahiplerle hareket ettikleri için bu pozitif somut düzenlemelerde de o kadar işte vakıf hukukunda mesela işte İngiliz hukuk sistemindeki o trust bilmem hani onların detaylarına girmeyelim belki ama bu benzeşmeler nereden kaynaklanıyor? Aynı şekilde işliyor yani. Yani ben açılışta insanlığın ortak mirası falan demiştim. Tabii ki tam doğru. Da bu vardı. Öyle. Şu da söylenebilir belki. Hukuk düzenlerinin içerisinde içeriksel benzerlikler, yani beşeri ilişkiler düzenlemelerinden kaynaklanan toplumların birbirlerine benzer ihtiyaçları olabilir. Benzer davranış biçimleri açığa çıkıyor buradan. Fakat değer yargılar arasında, hukuk sistemleri arasında, Muharrem Hocam da işaret etti, çok ciddi farklar olduğunu kabul etmeliyiz. Mesela şu anda bizim Müslümanlar olarak
Ben şuna inanıyorum, yani yeryüzü mutlu değil. Özellikle Müslümanlar hiç mutlu değiller. Hiç mutlu değil. Dolayısıyla yeni bir medeniyet inşa gerekiyor, yeni bir perspektif gerekiyor. Bu hemen olacak bir şey değil elbette. Mesela biz ne kadar üretip ne kadar tüketeceğimizin ahlaki bir kuralını koyamadık. Bu fıkhın bir konusudur. Ama mesela bu modern hukukun bir konusu değildir. Çünkü bu bir değer alanıdır. Acaba değil mi hocam? Ya da şöyle yani, diyelim, değildir. Şimdi benim haksızlık da yapmayalım sizin ama. Sizin de tanıdığınız çok hukukçu, entelektüel, bunu ahlakçı. Tek tek kişiler anlamında söylemiyorum, hukuk bilimciler anlamında söylemiyorum. Yani o medeniyetin ortaya koyduğu yapı anlamında söylüyorum. Mesela ne kadar insanlık çalışmalı, ne kadar üretmeli, değil mi? Ne kadar silah üretmeliyiz? Şimdi bu fıkhın bir sorunudur. Bu değer alanında bir sorunudur. Ama bu Marksizmin de bir sorunudur. Sorunudur. Marksistler kaynak, de tam anlamıyla kapitalizme karşı çıkıyorlar. Maaş kapitalizme, öldürmeye vs. Şimdi siz mesela bir İngiliz hukuku ile İslam hukuku ya da kıta Avrupası hukuku ile aynı içerikte bir norm üretse bile sorun bunun üretme prosedüründen de kaynaklanabiliyor. Yani nereden hareketle siz bunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla sırf bir benzerlik var diye içeriksel, bu oturduğu sosyal zeminden kaynaklanabilir, hukukun geldiği noktadan kaynaklanabilir. Etkileşimden kaynaklanabilir. Bunları birbirine indirgeyemeyiz. Ya da işte yani bu da onun bir parçası, aynı şey dememiz haksızlık olur hukuk düzenlerinde. Dolayısıyla İslam hukuku bakımından günümüzdeki en temel sorunlar, hani bazen şöyle derler, ya işte Türk Medeni Kanunu'nun %95'i İslam hukukuyla uyumludur. Belki daha fazlası uyumludur. Ama bu o hukuk sistemi buna indirgememizi haklı hocam, kılmaz. Hocam indirgeme değil şüphesiz ama yani ortak bir nokta, yani bunu şunun için söylüyorum, açık konuşayım. Bunu şunun için söylüyorum. Bizde şöyle bir kanaat var toplumda. Özellikle bizim mahallede diyelim, medeni hukukla o burada durur, beşeri hukuk burada durur, modern hukuk burada durur, İslam hukuku burada durur ve bu ikisi birbirine taban tabana zıttır. Hiçbir konuda anlaşamazlar. Yok öyle değil. Ben öyle bunu değil. Bu soruyu dikkate alarak sordum. Yani benim inandığım bir şey değil. Yok, bu da asla öyle değil. Tam da tabii onun ki, için sizden değil. Onu ben sormak istedim. Çünkü Türkiye uygulamasının da buna bir örnek olamayacağını aslında sizden öğrenmek istedim. Onun için sordum. Yani değer alanı itibariyle, hani altını vurgulamaya çalıştık. Değer alanı itibariyle hani amaçladığı şey, her bir normatif düzenlemede, her bir yasa, aile hukukuyla ilgili diyelim, velayet hakkı, vesayet konusu, her birinin ardında bir değer şeyi var, değer alanı var. Ya burada mesela bunlar çok ortada alanlar. Yani velayetin amacı belli, sahiki belli, işte onu himaye etme, işte korunması olana. Işte. Yani bunun değer alanı belli. Burada bir şey yok. Tümüyle teknik olarak farklı biçimde ifade edilse de aynı havzadan, değerden besleniyor. Ama mesela hocam, işte şey konusunda diyelim ki işte kartel hukukudur, işte ticaret hukukudur gibi. Mesela bu alanlarda, değersel alanlarda şey var. Birisi kapitalist bir değer dünyası. Mesela aileye bakıştır, değil mi? Kadın erkek ilişkileridir, anne baba çocuk ilişkisidir. Ha, bunun değer yani, alanları farklı. Değer alanları hocam, farklı yani. İfade etti. Hani burada kesişim yok. Burada bir çatışma. Farklılaşma var cidden. Ama bu da zaten belli bir kültür içerisindeki farklı hukuk ekolleri arasında da zaman zaman o noktada değil ama başka noktalarda çatışmalar olabiliyor. Şimdi hocam tam da bu noktaya gelmişken İslam ülkelerinden falan söz ettik. Biraz daha somutlaştırmak adına siz de söylediniz ki İslam dünyasının içinde bulunduğu durum çok iyi değil. Bunu siyasi anlamda çok iyi değil ama sosyolojik anlamda da çok iyi değil. Bunu teslim etmek lazım. Hemen herkesin, izleyicilerimizin de büyük ölçüde merak ettiği konulardan bir tanesi, size sormamın muhtemelen istedikleri sorulardan birkaçı şudur. Ne olacak bu kadınların hali İslam dünyasında? Bu kadın hakları meselesi. Birkaç geçenlerde Suudi Arabistan'da ilk defa kadınlar seçme ve seçilme hakkı verildiği için sandık başına gitmişlerdi. Ne olacak bu azınlıkların hali İslam dünyasında? Din ve vicdan hürriyeti meselesi konusunda ne söyleyebiliriz? Ama daha spesifik olarak da irtidat konusu, din değiştirme konusu, yani içinde yaşadığımız dünyada, özellikle Amerika'da hocam, o kadar fazla insan din değiştiriyor ki, din değiştirme sıradan bir olay gibi algılanıyor. Yani siz bir Amerikalıya dininden döndün dediği zaman olabilir. Dün buna inanıyordum, bugün başka bir şeye inanıyorum. Örnekler var biliyorum. Hristiyan bir ailenin çocuğu, kızcağız Müslüman oluyor. Ve ailesi de son derece mutlu bir şekilde yaşıyor. Her zaman değil ama örnekler, çok sayıda örnek var. Şimdi bu saydığım spesifik sorular ve sorunlar ışığında İslam hukukunun bugünkü durumunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Sizinle başlayalım. Evet. Sonra
Muharrem Hocam'a döneceğim. Sahiden bu program zor oldu bizim açımızdan. Yani kendi adıma. Hocam bunları konuşmamız lazım geldiğini sorular düşünüyorum zor. Yani. Şimdi şunu kabul edelim Kemal Hocam. Yani bunlar bizim modern dönemdeki çok fazla yüz yüze kaldığımız ve çözmekte bir çözüm arayacaksak, çözüm diyeceksek bir şeye onda zorlandığımız hususlar. Kadınlarla ilgili temel prensipleri söylemek de belki ancak... Hocam söyleyelim. Yani uygulayamıyorsak bile hiç olmaz. Mesela şunu söyleyelim. Yani ben bir ara bir tebliğ hazırlamak istemiştim, vazgeçmiştim. Mesela kadının çalışmasını zorlaştıran etkenler fıkıhta. Bunların olmadığını söyleyemeyiz. Yani hayata çünkü farklı bakıyor. Fıkhın bir değer alanı var. Şimdi kadın erkek gibi diyelim ya da erkeklerin de belki öyle yapmamaları gerekiyor. O değer alanı incelendiğinde. Her türlü işte çalışması ya da serbest bir biçimde çalışması, bunu sınırlayan etkenler var gerçekten de. Biz batılı çevrede yetişmiş, o kültürde yetişmiş bir kadını örnek göstererek Müslüman toplumdaki kadın da böyle olsun dediğimiz zaman... Hocam işte, mesele çok basit. Biraz oy verme olayı ve seçme onu da seçim olayı mesela. Mesela o zaman indirgenmiş oluyoruz. İkinci sınıf vatandaş durumunda olma burada durumu. Burada sorun çözülmüyor. Ne bileyim, şimdi, yangında hayatının kurtarılamaması. Aslında bizim ben modern dünyada şöyle bir sorun olduğunu da görüyorum. Oy verme meselesi. Mesela Suudi Arabistan'da kadınlar yeni belediye meclisleri için oy kullandılar. Bu kadınları aslında Suudi Arabistan'da bir adım öne götürmedi bence. Biz bazen modern dönemde mesela oy vermeyi çok şey yapıyoruz, vurguluyoruz bunu bir değer olarak. Hocam modern zamanların en kutsal eylemlerinden bir ama her zaman anlamlı olmayabiliyor. O yüzden benim derdim şu. Biz meselelere hani bir filozofik bakışla bakamıyoruz bütün yönleriyle. Yani Suudi Arabistan'da kadınlar araba kullanamıyor diyelim ama oy verdiriyoruz. Şimdi aslında kadına nasıl baktığımızla ilgili temel bir sorunumuz var. Yani bir problemimiz var. Ciddi bir problemimiz var. Bunu yani özür dilerim söylüyorum ben de cevaplayamam yani tümüyle. Yani zannediyorum. Ama Allah razı olsun. Yani en azından cevaplayamam diyorsunuz. Hayır, cevaplayamam. Bizim insanlarımız da pek çoğumuzda, pek çok hocamızda bütün problemlerimizin cevabı hazırdır maşallah. Böyle bir sıkıntımız ama çok var. Ama çok yapma oluyor. Çok palyatif oluyor gerçekten. Ve seçmeci, adaptasyoncu. Bundan usandık artık. Yani bundan vazgeçmeliyiz değil mi? Bu alanda çalışanlar olarak. Hocam bu irtidat konusunu İrtidat konusunda nedensiniz? Daha teknik şeyler söyleyebilirim. Söyleyelim hocam. Yani o daha nispeten kolay izah edilebilir. Şimdi irtidatla ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetler var. Hazreti Peygamber diyor ki "Men beddele dine ufaktülü." Kim dini değiştirse öldürün. Rivayet bu kadar geliyor. Çok böyle bir prensip şeklinde, umumi bir ifade şeklinde geliyor. Bu noktada mezhepler ikiye bölünmüşler. Bakın daha teknik olsun diye söylüyorum. İnsanlar bazen bu noktaları bilmiyorlar. Hanefiler dışındaki mezhepler diyorlar ki küfür biz insanın yani Allah'a peygambere inanmaması, Müslüman olmaması bir öldürülme sebebidir o döneme şartlarında. Hanefiler buna karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki Allah doğuştan Müslüman olmayanların öldürülmesini talep etmiyor da sonradan Müslüman olanların öldürülmesini için talep etsin. Dolayısıyla buna bir illet, bir gerekçe belirliyorlar. Diyorlar ki bir kimsenin irtidat sebebiyle öldürülmesinin sebebi onun bize düşman oluşudur. Siyasi. Zaten Hanefiler bunu o ceza hukukunda had suçları dediğimiz teknik tabirle suçlar içerisinde değil, savaş suçları içerisinde kitaplarında incelerler. Peki Hanefilerin bu noktadaki delilleri nedir? Delilleri şudur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de irtidat edip gidenlerin bir kısmına bu cezayı uygulamıyor. İkincisi Hazreti Peygamber gene Ebu Davud olan bir rivayette diyor ki irtidat eden ve cemaati terk eden iki sıfatı var irtidat edenin. Yani bir dinden çıkacak, bir de Müslüman toplumu terk cemaatten edecek. Cemaatten kastettiğim Müslüman toplum. Bunun şöyle bir önemi var. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar yeryüzünde toplumlar arası ilişkileri, uluslararası ilişkileri savaş belirledi. Yani savaş bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey yani, gerçekten. Yani anakronizme düşme riski bu Darülislam, Darülhat meselelerinde de çok belirleyici bir nokta. Zımmilik meselesi tabii çok belirleyici bir nokta. Savaş belirledi. İnsanlar arasındaki barış ancak hüdne dediğimiz teknik tabiyle mütareke yoluyla sağlanabiliyordu. Yani barış içinde yaşayabilmeniz için antlaşma yapmanız icap ediyordu. Bu da süreli oluyordu. Şimdi dolayısıyla o dönemde potansiyel savaş hali fiili olmasa bile her an mevcut idi. Dolayısıyla o dönemde mesela Hanefiler bu sebeple kadınlar savaşma kabiliyetine sahip olmadıkları gerekçesiyle onlar irtidat etseler ölüm cezası vermezler. Peki erkeklerin tamamını mutlak olarak erkek olursa mutlak olarak ya da umumi olarak ifade edersek tüm erkekleri irtidat ettiklerinde yani ölüm cezası öngörüyorlar. Bunu da dönemin şartları izah etmek gerekiyor. Çünkü o dönemde erkekler savaşma kabiliyetine sahip kabul ediliyor. Ve toplumsal ilişkileri belirleyen o merkezde savaşı olan hal bu hükmü belirlemiş gözüküyor. Hocam, dolayısıyla ağzınıza sağlık. Dolayısıyla bitirin. Yani bir ciddi bir anakronizm hatasına düşüyoruz. Evet. Modern zamanların savaş ahlakını, savaş anlayışını, savaş hukukunu
bin yıl öncesine götürüp o dönemden cevap bulmaya çalışıyoruz. Tabii. İslam coğrafyasında. Bu İslam'a, İslam kültürüne yapabilecek ciddi bir soruna, en büyük sıkıntı. Bu noktada ciddi bir soruna yol açıyor. Çok, çok iyi ciddi oldu bir soruna yol açıyor. Dolayısıyla Hanefiler men beddele dine faktülü hadisini, hı-hı, kim dini değişse öldürün hadisini erkeklerle sınırlarlar. Onların da gerekçesi olarak öldürülme, hı-hı, hükmünün gerekçesi olarak da bize düşman olmasını, savaşçı olmalarını açıkça ifade ederler. Hocam o zaman ben şöyle anlayayım. Ezmanın tahayyülü, ahkamın tahayyülü inkar olunmaz. Bu noktada kullanılabilir. Gene de ben onu kullanmış, evet, olayım. Hocam siz ne dersiniz bu konuyla ilgili olarak? Herhalde son söz olacak galiba. Yani son süremizin sonuna geldik. Sonuna da geldik. Hı-hı. Şimdi şöyle, aslında mesele biraz gerçekten çok polemiksel, çok, evet, hocamın dediği gibi zor bir şey, zor sorular, hı-hı, zor. Onun için hani bir mesele üzerinden odaklanmak istiyorum ama genel çerçevede az önce ifade ettiğiniz, hocamın da söylediği, yani anakronizm meselesi en, hı-hı, temel problematik olarak karşımıza, hı-hı, çıkıyor. Yani burada aşırı bu metinselci bakış açısı, işte o yani şeyi kastetmiyorum, hani vahyin dili, onu kastetmiyorum, hı-hı, ama ortaya çıkan o külliyat, o fıkıh birikimi, o hukuk birikiminin çok metinsel bir biçimde değerinden, değer alanından tümüyle koparılarak aktarılması ve bir biçim olarak, form olarak korunması, hı hı, aslında bu çok türedi bir şey. Öyle değil mi Kemal, evet, Hocam? Yani iyi. Şimdi mesela nedir? Bir normu, bir kuralı, bunun arkasında bu biçimsellik, az önce hocam da söyledi, bu bir biçimsellik. Bunun arkasında yatan felsefe, hı hı, bunun arkasında yatan ahlak, ahlaki değer ya da üst değer, her ne der isek diyelim onun, ona, bundan azade, bundan kategorik bir şekilde ayıklayıp, bundan bu bağından koparıp bir anlamda bu biçimselliği taşımak. Temel problematik bu. Bunu biz anakronizm olarak dediğiniz, hı hı, gibi ifade etmemiz gereken bir şey. Onun için hani orada o bağlamda ifade edilen şeyin burada bir karşılığı, tekabüliyetinin de olmadığını görüyoruz. İslam dünyasında yaşanan kadın algısı noktasında bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Hı hı. Yaşanan problematik de bu aslında. Yani burada hani hocam dedi, hani bu genel tablo içerisinde belki çok bir şeyi yok ama bir şey de ifade ediyor. Hani işte seçme seçilme hakkının, işte ne bileyim 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hani bunun verilmiş olması. İran'da olan, diyelim ki başörtüsünün zorunlu olması, aha, meselesi. Bu yani bir adım. Mesela İran parlamentosunun, ha, yarısı kadın olması aslında hani, hı, onu vurgulamak istedim. Evet. Çok şey değiştirmiyor aslında. Evet yani, hı, %70'e yakını kadın, bilim ve teknoloji alanda, hı, okuyan öğrencilerin %70'e yakının kadın olduğunu, evet, bilgisi var İran'da. Ama bu aslında sadece Garodi'nin şeyinden hatırlıyorum. İnsanlık tarihi işte kadın algısı noktasında, kadın imgesi noktasında işte kötürüm der. Hakikaten bu kötürümlük aslında sadece bizim dünyamıza, yani İslam dünyası, İslam coğrafyasına illa sınırlandırılabilir bir şey değil. Bir yazı kaleme almıştım. Felsefenin eril dünyasında işte kadın imgesi, kadın dünyası. İşte modern, işte Nietzsche'nin, hocam siz daha iyi bilirsiniz, ifadelerinde, felsefe dillerinde bunu görüyoruz. Çok yani mutluyum. Bu kadın imgesi açısından gerçekten sorunlu olduğunu, patolojik hocam, bir durum olduğunu görüyoruz. Hocam, Batı dünyasında kadın imgesinin öyle çok yüceltecek bir yönü, hayır, olmadığını çok net koymamız lazım. En azından orta çağda biz daha iyiyiz değil, aha, mi? Yani. Kesinlikle öyle. Yani modern zamanlarda da yani Nietzsche'den bahsettiğimizde, hı-hı, nereden söylüyoruz? Ve bu kazanımları da işte kadın hakları, dün bir kadem düzenlediği bir etkinlikteydim. Bu toplumsal cinsiyet araştırmaları, çalışmaları çerçevesinde. Orada da gündeme gelen konular. Hani bunun serencamına baktığınız zaman aslında bugün gelinen kazanımlar, işte siyasal alanda temsil düzeyinden tutun da işte yönetsel süreçlerde söz sahibi olmasına, işte siyasi hakları bilmem nesi, birçok toplumsal, işte kamusal alanda görünürlüğü noktasında baktığımızda birçok işte engeli aslında bir mücadeleyle, aslında daha işte 20. yüzyılın son 70'li yıllarda işte bu feminist hareketlerin de kışkırtıcılığıyla, onların işte biraz ön almasıyla ortaya çıkan şeyler. Kadın hakları, işte ne bileyim Kadınlar Günü kutlanıyor, işte bir trajediyle, işte ne bileyim o vahşi kapitalist toplumun, endüstri devriminin, işte sanayi devriminin yarattığı, tamam kadın kamusal alanda ama orada nasıl, nasıl var yani? Orada yani bir emek, bir iş gücü potansiyeline, mesela bu G20'de, hı-hı, bu Rum'un 20 şeyi vardı, orada da bir köşe yazısında da ifade ettim. Burada kadın istihdamını artırmak, yani amaç burada yine bu vahşi kapitalizmin temel paradigmasından üretim sektöründe kadınlar olmazsa %50'ye neredeyse popülasyon olarak tekabül ediyor. Daha fazla dinamize edelim, daha fazla üretsinler, daha çok yiyelim, tüketelim. Ama bu sizin söylediğiniz yani, şüphesiz yani yanlış anlamıyorum. Bu yapılanları legalize etme anlamında legalize değil. Legalize etme anlamında orada değil. Orada hakikaten hem anakronik hem de gerçekten primitif yani düzeyde, ilkel düzeyde. Yani bunun tersinin olması gerektiği de söylemiyoruz. Söylemiyoruz doğal olarak. Hocam süremizin sonuna geldi. Ben bir cümle ben okuyacağım. İzin tek cümle ama ondan sonra bir cümle okuyacağım. Daha doğrusu iki cümle okuyacağım ve sizden ikişer cümleyle cevap
cevap vermenizi isteyeceğim. Tamam. Buyurun. Hı hı. Bu azınlıklar konusu vardı ya, burada bunun üzerinde çok duramadık ama aslında Müslümanlar tarihte kendiler gibi düşünmeyen, kendiler gibi inanmayanlarla kitlesel halde yaşamaya başarmış ilk medeniyettir. Hiç şüphesiz. İlk medeniyettir. Dolayısıyla bu azınlıklar konusunda bizim kendimize ben yazık ettiğimizi düşünüyorum. Ben aynı kanaatteyim. Çok ciddi şekilde. Hindistan örneği ortada. Bizim bir medeniyetimiz var. Biz gayrimüslimlerle Bağdat örneği. Yani bunu tarihte ilk defa biz başarmışız. Ben hatta şöyle söylüyorum bu konuyu öğrencilerime anlatırken. Yani şöyle gözlerinizi kapatıp 100 yıl geriye bir seyahat ettiğiniz zaman çok kültürlü, çok dinli bir başkent aradığınız zaman Paris'e gitmezsiniz, New York'a, Washington'a gitmezsiniz. İşte Londra'ya gitmezsiniz ama İstanbul'a gidersiniz, Bağdat'a gidersiniz, Kahire'ye gidersiniz. Çok nettir. Hocam geliyor şimdi okuyacağım ne diyelim bunlara cümleler. Kutsal metinler ahlaki bir çerçeve sunar. O çerçevenin içinin nasıl doldurulacağı insana bırakılmıştır. Birinci önermemiz bu. Bununla ilgili ikişer cümle alacağım. İkincisi, kutsal metinlerde insanın hareket edebileceği yorum alanları bırakılmıştır. Bu ifadelere katılır mısınız? Evet. İki cümleyle bunları nasıl izah edersiniz? Bu ifadelerin ilkine mutlak olarak katılma imkanı görmüyorum kendimden. Yani kutsal metinler yani ahlaki çerçeve dediğimiz zaman bunu, ahlaki ve dini diyebilirsin. Şöyle, bunlar alıntıdır. Ama bu şuna yol açıyor. Aslında metinler üzerinden bazen kendi tespitlerimizi, kendi düşüncelerimizi meşrulaştırmaya yol açabilir. Kutsal metinlerin daha bir müdahil tarafı var. O çerçeve yani çerçeve dediğimiz şeyden daha fazla müdahil hayata diye yani ahlaki prensiplere de yani buna çekince koymam gerekir. Evet. Diğeri bir daha alabilir miyim? Kutsal metinlerde insanın hareket edebileceği yorum alanları geniş evet, sayıda metin, bir yorum alanları bırakılmıştır. Evet, zaten metnin tabiatında bu vardı. Kutsal metinlerin kendi üslubundan da normal metinlere göre daha fazla bir yorum imkanı açığa çıkmakta. O zaman yukarıdakiyle örtüşüyor mu söylediğiniz? Yok, tümüyle örtüşmüyor. Şimdi yani ahlaki çerçeve çizer dediğimiz zaman mesela şunu ben kastediyorum, örnek söyleyelim. Mesela adam öldürmek değil mi? Kutsal metinlerde ahlaki bir çerçeve haramdır, kötüdür. Kötüdür. Adam öldürmek kötüdür. Bu ahlaki bir çerçevedir. Ama bunun içerisinin nasıl doldurulacağı, işte idam cezası meselesinde, ötenazi meselesinde çok farklı bir şekilde doldurulabilir. Müdahale dediğim buydu. Somut olarak müdahale de eder. Evet. Yani kutsal metinler nasıl davranacağımız hususunda. O yüzden çekince koydum. İkincisine katılıyorum ama da onun da kuralları var. Bizim fıkıh usul dediğimiz alan mesela bunun yorum yöntemleriyle uğraşan bir alandır. Elbette ki ona katılıyorum. Teşekkür hocam. Sizden iki cümle. Hocam şöyle hızlıca çerçeve sunma noktasında tabii ki bir çerçeve sunuyor ama kutsal metin dediğimiz zaman sadece herhalde fıkıh mı kastediyorsunuz ya, yoksa Kur'an-ı Kerim, Hristiyanlık açısından. Kur'an-ı Kerim ve sünneti. Evet, çerçeve sunmakla yetinmediğini başta da ifade etmiştik. Bir paradigma, bir çerçeve sunar. Fakat bunun yanı sıra da pozitif, somut düzenlemeler de yapar. Onun için iddiası daha kuşatıcıdır. Toplumsal alanın birçok alanını, bireyin girizgahta daha ifade etmiştik. Yani. Daha müdahildir, daha müdahaleci bir şey söz konusudur. Fakat şunu söylemek istiyordum ben son cümle olarak. Bunu da bu bağlamda söylemiş olayım. Mesele sorun hukuk meselesi değil. Bunun ardında yatan değer ve ahlak meselesi çok olduğunu, doğru. Paradigma meselesi olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Burada aslında bu soru, bu önerme de biraz bunu içeren bir şey. Yani çerçeve meselesi, asıl şey çerçeve meselesi. Fakat bununla da sınırlı değil. Yorum noktasını hocam da ifade etti. Bunu çok özgündür. Muhammed Hamidullah'ın bir ifadesi vardır. Fıkıh usulü işte hocam metodoloji dedi. Bu yorum alanının nasıl işte rasyonun, aklın kullanılabileceğini öyle bir disipline etmiştir ki bu birikim dünyadaki hukuk tarihi, genel hukuk tarihi açısından baktığımızda çok özgün bir literatüre tekabül eder, çok iyi işlenmiştir. Bu ancak işte şeyle birlikte daha fazla modern hukuklar açısından baktığımız zaman şeyle birlikte bu kutsal metinlerin yorumlanması işte kaçıncı yüzyıldan başlatabiliriz? Yani eskiye işte, gider o. Aristo'ya. Ona kadar da gider ama şeyi kastediyorum özellikle işte protestanlık sonrasındaki 16. 17. yüzyıldan. O yüzyıllardan sonra biraz daha bu alanın şey yapıldığını görüyoruz. Ama son söz olarak bir yorum alanı açtığını metodolojik usul çerçevesinde söyleyebiliriz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben hakikaten çok istifade ettim ve çok zevkli işin doğrusu bir program oldu diye düşünüyorum. Ben çok istifade ettim. Var mı hocam? Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Biraz zor oldu gelmeniz ama sizi tekrar alacağız öyle görünüyor. Hocam, Tarım Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür sizi tekrar ederim. Almak istiyoruz. İnşallah yine. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, yapılan analizlerden anlaşılıyor ki hiçbir hukuk sistemi izole bir dünyada, öteki toplumlarda olup bitenlerden bağımsız olarak vücut bulmamıştır.
İslam hukuk sistemi de bu kaideden müstesna değil. Zira o da bir taraftan öteki hukuk sistemlerinden etkilenirken, öbür taraftan onları etkilemiş görünüyor. Son bir hususa değinerek bitirmek istiyorum. Mesele, savunmacı bir reaksiyoner bir yaklaşım ve bir dil geliştirip, İslam hukukunu tarihin belli bir dönemine hapsedip dondurmak değil, aksine hocamızın da ifade ettiği gibi, İslam hukukuna bildiğimiz dinamizmini kazandıran temel dinamikleri bugünün dünyasında yeniden aktif hale getirebilmektir. Bu ise evvel emirde problemlerimizin olduğunu kabul ederek sorgulanması gereken hususları teşhis edip sorgulama cesaretini gösterebilmekle mümkündür. Akıl Çıkmazı'ndan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya bir başka konu ve çok değerli iki konuğumla yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Allah'a emanet olunuz.